Futbolun tartışma platformu Serbest Vuruş'tan hepinize iyi geceler diliyoruz sevgili seyirciler. Bizler hazırız. İşte Serbest Vuruş'un yorumcuları Adnan Aybaba, Ziya Şengül, Gökmen Özerak, Murat Özarı ve Engin Çınar. Bu akşam yine futbolumuzda olup biten ne varsa hepsini Serbest Vuruş'un tartışma masasına yatıracağız. Gerçekten son derece ilginç konular var. İlginç telefon konuklarımız da olacak. Dilerseniz ben sözü fazla uzatmayayım. İşte bu gecenin özeti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Bursaspor maçının ardından söylediği sözlere Yeşil Beyazlı cepheden sert cevap geldi. Fenerbahçe'de tartışılan isim haline gelen Teknik Direktör Vitor Pereira başarılı mı? Camia ve taraftarın ateş püskürdüğü Portekizli hoca ile ilgili şaşırtan istatistik. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çıldırdı. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı'ndan olay yaratacak görüntüler. Kongre hazırlıkları süren Trabzonspor'da Celil Hekimoğlu başkan adaylığını resmen açıkladı. Trabzonspor'da neler oluyor? Bordo Mavili yönetimden futbolcuları ve kulüp çalışanlarını şok eden hamle. Hakemler korktu mu? Trabzon'da yaşananların ardından protesto kararı alan hakemler neden geri adım attı? Az sonra Serbest Vuruş'ta. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe skor anlamında zorlu geçen karşılaşmada Torku Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Vitor Pereira karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin her geçen gün iyiye gittiğini, kendi futbol ölçütleri içerisinde, kendi futbol kültürü, kendi anlayışı içerisinde Fenerbahçe'nin iyi yolda olduğunu da ifade etti. Bütün bunlar bir tarafa ama yine de Fenerbahçe taraftarını mutlu eden bir futbol ortaya koymuyor genel anlamda Fenerbahçe. Bunun dışında bir de yıldızlarla Pereira arasında sorunlar olduğu şeklindeki iddialar iyiden iyiye ayyuka çıkmaya başladı. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile Van Persie arasındaki problem çözülmüş gibi görünüyordu ama anlaşılan o ki TVM Spor Servisi'nin haberine göre o sadece buzluğa çıkmış ve buzlar erimeye başladı. Kriz bitti, olaylar unutuldu. Artık araları çok iyi diyenler yine taca çıktı. Van Persie ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira arasındaki kriz yeniden hortladı. Torku Konyaspor maçında Van Persie ilk 11'de başladı. İlk yarı 0-0 bitince Teknik Direktör Vitor Pereira devre arasında değişikliğe gitti. Ancak çıkan ismin Van Persie olması tribünlere gelenler kadar maçı televizyonları başında izleyenleri de şaşırttı. Bundan sonrası olayı görenlerin, yaşananlara tanık olanların anlattıkları. Deniliyor ki Van Persie oyundan çıkarılmasına bir hayli bozuldu ve sinirlendi. Öyle ki ikinci yarı başlamış, tüm takım yerini almıştı. Ancak Van Persie ikinci yarıya takım arkadaşlarıyla birlikte gelmek yerine soyunma odasında kalmayı yeğledi. Ta ki 59. dakikaya kadar. Bu dakikada Van Persie geri döndü. Moralsiz bir şekilde kulübeye oturdu ve maçı takip etti. Fenerbahçe'nin pozisyona girdiği, yedek kulübesinin hareketlendiği anlarda bile yerinden kıpırdamadı. Aynı iddia sahipleri son dönem adı Barcelona ile anılan Van Persie'nin bu teklifi mutlaka değerlendireceğini ve ara transferde İspanya'ya gideceğini öne sürüyor. 32 yaşındaki golcü Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılır mı? Bunu da bekleyip göreceğiz. İddia. Hani bu hep iddiaları dile getiriyoruz ya, bu iddia nereden kaynaklandı diye soranlar olursa Twitter'dan kaynaklanan bir iddia bu. İnanırsınız, inanmazsınız. Bana sorarsanız eğer havada kalan bir iddia. Ama belki yorumcularımız farklı şeyler söyleyeceklerdir. Şimdi soralım. Soyunma odasının kokusunu bilen, futbolcusunun yüzüne baktığı zaman ne hissettiğini anlayan teknik direktörler var aramızda. Hani nasıl derler? Sahanın tozunu yutmuş isimler var. Onlardan bir tanesi de Fenerbahçeli Kaptan Ziya Şengül. Sevgili Ziya Şengül, bu görüntülerde bu iddiayı ortaya koyabilir misiniz? Ya da şöyle sorayım. 45. dakikada oyundan çıkmış olan bir futbolcu duş alabilir, kendisini hazırlayabilir, ondan sonra gelebilir. Ben mesela soyunma odasından çıktıktan sonra yedek kulübesindeki tavırlarına baktım. Herhangi bir şey iddia edemiyorum. Ben de iddia etmem. Çünkü bir futbolcu devre arasında yani yıkanacak, duş alacak, kurulanacak kendine göre bir zaman için 5 dakika, 10 dakika bilemedin 15 dakikalık bir süreçtir. Ondan sonra da tekrardan kulübeye gelip oturuyor olması, bu kadar tartışılır olmasına da ben anlam veremiyorum. Ama şimdi bir de oyundan alınıyor
Parera böyle futbol sergilemeye devam eden Van Persie'yi oyundan alması kadar normal bir şey yok. Çünkü Van Persie, tamam background'u çok iyi. Eyvallah, geçmişteki zamana bakarsan harika. Fakat Fenerbahçe'ye geldiğinden beri pek bir varlık gösteremiyor. Dolayısıyla hangi teknik direktör olursa olsun bu kadar bekleneni veremeyen çok önemli bir şöhrete kusura bakmasın fazla tahammül etmemesi kadar da normal bir şey görmüyorum. Ben de olsam Van Persie'nin sergilemiş olduğu futbolda ikinci yer oyundan alırdım. Ben ama burada... Ziya Kaptan, hani dedim ya tavırlarında ben bir şey sezmedim ama bir şey sezdim, şunu söyleyebilirim. Van Persie'nin yüzünde o mutluluk ifadesi vardır ya, o yok. Abi neden mutlu olsun? Bir kere en azından kendi kendine ben niye bu kadar kötü top oynuyorum diye düşünebilir. Kendisinin mutsuzluğu, kendi ifadesindeki yani mutsuz ifadesi hakikaten verimsiz bir futbol sergiliyor. Bu kadar verimsiz olup da durup dururken de bir teknik direktör adına ve sanına, şöhretine bakarak oyunda tutmaz. Aa, şu vardır, eğer Pereira'yı tenkit edeceksek ben şahsen Pereira'nın Van Persie'yle olan münasebetleri bir kenara, oyundaki vermiş olduğuna bakıyorum, saha içindeki verilerine. Ben de olsam Pereira'nın yaptığının aynısını yaparım. Bir şey diyebiliriz ya abi. Söyle. Bu Van Persie, evet, adım gibi eminim, iddia ediyorum, eline bavulunu alır, Barcelona'ya gider. Nasıl gider? Eline bavulunu aldı. Nasıl gidecek? Önce az yıldır. Pasaport Fenerbahçe'de adam. Nasıl gidecek? Vizeyi alacak, alacak. Yok, pasaport Fenerbahçe'de. Vizeyi alacak. Vizeyi nasıl alacak? Vermiyor. Vermeyecek de. Abi şimdi bu işe bir sorun, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Van Persie. Evet. Size soruyorum hep birlikte. Evet. Sana soruyoruz ya. Evet. Barcelona'da oynar mı oynamaz mı? Onu bilemem. Oynayamaz. Böyle oynarsan hayatta oynayamaz. Yürüyen ligde oynayamıyorsa orada hiç oynayamaz kardeşim. Abi orada var. Hatırla ya. bak bir dakika. Harika oynar. Harika falan değil. Bu uzun boylu bir oyuncu. Bak dikkat et. Barcelona'da forvet oyuncuların hepsi bir pike geride uzun boyludur. Hepsi küçük. Hatırlasan İbrahimovic'i büyük paralarla aldılar. Bir sene sonra gönderdiler. Bu tip oyuncular ya da İbrahimovic gibi oyuncular orada başarılı olamaz. Ama abi onun önde için basıyor Barcelona. Bırak. Şimdi sevgili kardeşim. Van Persie'yi Fenerbahçe'deki sahanın içindeki Van Persie'ye baktığın zaman verim hiç yok. Az demiyorum. Hiç yok. Eğer sen bu görüntüdeki Barcelona gelip de izlemiyorlar mı zannediyorsun Van Persie'yi? Madem almak istiyorlar, izliyorlar. Mutlaka abi. İzliyorlar. Ben Barcelona'nın Van Persie'ye gelip alacak, teklif edecek inancını taşımıyor. Abi Drogba da Chelsea'ye. Ziya abi. Drogba Chelsea'ye gitti burada. Abi bak şimdi bir hayır, şey. Örnek diyorum ya. O da Chelsea'ye gitti sevgili burada. Sevgili kardeşim. Drogba Galatasaray'da yine bir şeyler yapıyor. Oynadı. Doğru. Oynayıp şimdi iyi ama, doğru. Tamam. Şimdi. Ama bu kötü futbol değil mi Ziya abi? Kardeşim ben bir şey söylemiyorum ki eski haline. Kaptanım ben, sana bir araya girebilir miyim? Kuruyf'un hastalığı çok biliyorsun aşırı derecede bir hastalık yani. Evet. İnşallah uzun sene ömrü olur. Benim aldığım duyumlar yani tahminlerim biraz daha hislerimle konuşuyorum. Diyorsun ki Engin sen Aybaba gibi falcılığa mı çıktın? Ben zannediyorum ki Cruyff geçen hafta da söyledi. Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi kazandıran ilk hoca ve orada korkunç derecede sevilen bir insan. Bunun Van Persie ile zannediyorum arasındaki köprü bence Cruyff. Johan Cruyff bunu Barcelona'da oynamasını istiyor. Bence Barcelona bunu Cruyff'u kıramayarak bunu alacaktır. Şimdi sen ne diyeceksin ki ya futbolda torpil falan olur mu da Van Persie hakikaten nereden biliyorsun öyle söyleyeceğimi? Ha, ya %80. Nereden biliyorsun? Ziya abi tahmin ediyorum bakışlarından. Şimdi ben diyorum ki abi Van Persie'nin bir mutlak değeri var bir de günlük değeri var. Sen dediğin gibi katılıyorum sana. Bunun background'u var ama Van Persie bence dünya çapında dünyanın en iyi 5 golcüsünden biri. İlk 10'da kesinlikle oynar. Bu Türkiye'de bu Pereira hocayla bunun uyuşmazlığı var. Bunların kan bağı birbirini tutmadı. Bu Pereira gitsin. Fenerbahçe'de atıyorum. Kim ocağa gelirse gelsin Van Persie'nin uçacağına inanıyorum. Niçin? Sağdan çıkarken böyle yani fizik yapısı güçlü çıkıyor. Ama sağda bir şey yapmıyor dersen ben de sana o zaman diyorum ki Ziya abi eleştirdiğin orta sahalar. Sen orta saha oyuncusuydun ya. Evet. Bu kadar basiretsiz ön tarafı beslemeyen böyle ofansa çıkma eksikliği olan bir orta sahada bir santifor yok mu? Ne yapabilir abi? Ya sana orada katılıyorum. Bu yorumla katılıyorum.
Şimdi gelelim Cruyff'lu yorumuna. Evet. Cruyff kendi derdine düşmüş. Esasında Cruyff hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak Barcelona'ya hakikaten çok özellikli, vazgeçilmez bir futbol adamı olarak uzun süre kaldı ve İspanya'da yaşamaya başladı. Yani Cruyff gizli başkandır abicim Barcelona'da. Sevilen adamdır, tamam. Gizli başkandır. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ama şu anda Cruyff akciğer kanseri. Hasta. Kendi derdine düşmüş. Bu sefer kendi kendine rahatsızlığıyla uğraşan bir adam. Van Persie mi, Barcelona'yı mı, Real Madrid'e mi, Ajax'a mı, bilmem Feyenoord'a mı diye düşünecek durumda da değil. Ha, şimdi Pereira'yla Fenerbahçe'de uyumsuz görüntüsüne %100 sana katılıyorum. Eğer Fenerbahçe baskılı futbol sergilemiş olsa, yani orta sahadan ve savunmasından destek alan bir hücumcuların verileri de artar. Orada sana katılıyorum. Van Persie belki de Fenerbahçe'nin bu oyun anlayışıyla verimi de az olabilir. Katılıyorum. Ama şu andaki görüntü Van Persie beklenen düzeyde değil. Bu Van Persie Beşiktaş'ta olsun. Gene iddia ediyorum. En az 10 gol atmıştı. Şimdi bir şey söyleyeyim. 10-15'inde vapur var, sen kaçırma. Yalan abi bak, gibi. Bir şey söyleyeceğim. Sen devam et. Ziya abi de bunu çok güzel izledi. Benim aynı noktayı konuşuyoruz. Şimdi, değil mi abi? Abi ben aynı noktada konuşmuyorum. Abi bu adam Beşiktaş'a keşke gelseydi yani. Şimdi bırak abi. Olmayacak işte, duaya amin deme. Şimdi şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusu. Beşiktaş'a gelseydi, Galatasaray'a gelseydi ya Barcelona'ya gitseydi. Beşiktaş önde oynuyor. Sevgili kardeşim. Hızlı oynuyor. Ne yapayım ben şimdi buradaki adam seni alıp buradan buraya nasıl getireceğim? Abi getirme, o zaman sistemi değiştir Van Persie'ye, bir şey yap yani. O zaman bu adamlar ya, önemli adamlar yani. Ya ben şimdi bu gideyim. Bu kapana veriyorsun. Ben şimdi gideyim. Bu kapana veriyorsun. Ya bir çekilsem ben el koydum. Ben Van Persie'yi oynatacağım, teknik direktör oldum mu diyeceğim. Kardeşim mal bu. Direktör olarak da Terena ile birlikte Pereira da bu işin başında. Yapacak bir şey var mı? Abi Terena İtalya. Ya yapacak bir şey var mı? Bırak var. Şimdi. Ne var? Darbe yapmanız lazım. Nasıl bir darbe? Ya bu hocanın ya da bu şey ikisinin birlikte gitmesi ya lazım. Yani gidecek şey ya. De bu. Ya. Yani hayır ne olacak? Bir dakika devreye arkadaş, girmek istiyorum. Bir dakika. Abi, bu, darbe yapacak. Dur tamamlayın da bak. Bir dakika bitirin, hemen devam et. Hemen devam. Bu kadar para veriyorsun. Ya ben başladım. Malın değeri. Ben başladığım yerden de zaten yarım yarım kalıyor. Bitiremiyorum. Tamam bitir. Hayır şunu bitirin, ondan sonra Murat sen devam et. Ya şimdi sevgili kardeşim. Biraz evvel de söyledim. Olmayacak, duaya amin deme. Beşiktaş'ta olsa, ben şu anda Fenerbahçe'deki bir futbolcu ve teknik direktör ve oyun anlayışından bahsediyorum. Şu arada işte ilk yarının bitimine az kalmışken Barcelona'nın böyle bir teklif varsayımıyla ortalıkta dolaşıyor. Ben de kaç senelik sözleşmem var? 2 veya 3 sene. Eğer ben Van Persie'yi bırakmak istemiyorsam hangi kulüp gelirse gelsin alıp götüremez. Ha, eğer Fenerbahçe'nin yetkilileri, ki en büyük yetki Aziz Yıldırım'da, dersek arkadaşım evet bu Van Persie'nin oynadığı oyun bize uymadı. Uymadığı için de isteyen varsa belirli bir rakamdan da elden çıkartırım. Yolun neresine ne kadar zarardan geri dönersek o kadar da kârdır hesabıyla yapılabilir. Ama ben yine de iddia ediyorum. Şimdi Barcelona'ya gidecek, nerede oynayacak? Barcelona takımını şöyle düşün. Futbolcularını teker teker konuşalım. Nerede oynayacak abi? Santifor arkası Ziya abi. Santifor arkası. Evet. Santifor. Orada da zaten Messi tek başına var arkası. Yok. Nerede oynayacak? Kurban olayım ya. Ayvaya konuşuyorsunuz ya. Şu yürüyen ligde ya, Van Persie'yi almışsınız, Barcelona'da oynar, yürüyor. Gökmen abi, Gökmen abi. Ya yürüyor adam, çocuklar yapmayın. Abicim futbolcular iyi futbolcular oynar, Gökmen abi. Nasıl? Futbolcular iyi futbolcular oynar, kötü futbolcular ya. Kötüye, herkes ya. Ya boşver abicim, onlar hikaye. Onlar hikaye abicim. Abi. Sen var, yok. Sahaya gelmiş, geldi aşağı yukarı 2 aydır burada. 2 aydır takımla antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor ediyor. Bir ara ikinci yaralar falan giriyordu. O zaman tam gol atıyordu falan, işi götürdü şimdi. Baştan oynadığı zaman adam güçsüz. Mücadele etmiyor, koşmuyor. Biliyor kötü oynadığını. Yok ben abi, ama koşuyor, top gelmiyor. Yok ben abi, o egoist. Gözden bakalım abi. Bir dakika, bir dakika. Şimdi burada şu var. Sen teknik direktör olsan, ya Adnan'a sorayım. Sen ikiniz, Antep'te teknik direktör olsanız, Fenerbahçe ile maç oynadınız, nasıl oynarsınız? Sahaya nasıl çıkarsınız yani? Sahadaki sisteminiz ne olur? Defansa ağırlık, evet. Taktikler mesela çıkarsın. Tamam şimdi. Tamam. Sivas olsa Sivas'ın teknik direktörü nasıl oynarsın? Aynı. He? Fener rakip mi? Hücum oynarsın. Aynen. Hücum oynarsın Sivas'a karşı. Kime defans karşı? Defans oynayacaksan yani
Sivas Spor'un antrenörü olarak mı soruyorsun? Sivas antrenörü olsan diyorum. Gene aynı şekilde oynarım. Aynı şey, hep defans oynarım. Evet abi, Fenerbahçe'de. De, devamlı kalabalık önlem içinde. Önlem alırım abi. Yani. Canım kardeşim, devamlı kalabalık içinde. He. Anladın mı? Oynayan bir defans ağırlık ya orta saha ağırlıklı kalabalık bir takıma karşı kolay mı oynamak? Zor. He. Şimdi bu ne yapacaklar bunu? Ne yapması lazım hocanın yahut da Van Persie'nin? Ona göre hazırlık yapması lazım. Çıkacak, mücadele edecek, çıkacak. Kenardan, kanatlardan girecekler. Orta yapacaklar. Türkiye Ligi'nin en iyi iki tane ucun beki var ya. Caner şimdi sakatlandı, ayrı bir konu da. Evet. Gökhan Gönül ile Caner. Adamlar havadan uçurtma gibi abi. Devamlı havadan top geliyor. Atıyorlar, geçiyor gidiyor. Atıyorlar, geçiyor gidiyor. Peki nasıl gol atacaksın? Yani sence Van Persie Dünya Kupası'nda bir tane şöyle uçarak şey attı. Uçan Van Persie falan diyorlar. Hadi bir de burada uç ya. Ya Ziya abi İngiltere'de uç. Ya. Yavrucuğum bak yok. Ben abi. Bunlar. Kulağımı çınlattı. Bir dakika abi, çok affedersin abi. Sen yani sence çok affedersin. Sence Gökmen abi. Van Persie iyi bir besleniyor da. Ben de diyorum tam tersi. Van Persie beslenemediği için, iyi pas alamadığı için kendini gösteremiyor. Aynı şeyden hani için. Bunlar egoistler. Bireysel olarak kendini gösterme çabaları var. Alıyor bak, Nani de öyle. Alacak topu da aslında 2 kişi 3 kişi geçecek de ondan sonra bir pas atacak da yahut da şut atacak da kendini gösterme için, anladın mı? Topu alıyorlar, yok ediyorlar. Aslında verip gitse mesela, bir ara hatırlayın Gökhan Töre Beşiktaş'ta alıyor gidiyor kaptırıyor. Bütün arkadaşlarım en sonunda ne oldu? Gitmiyorlar pas atmaya. Nasılsa bize atmayacak diyor. Anladın mı? Bu takım oyunu değil. Ama dikkat edin bakın. Aynı şekilde bak, Fernando'ya da cezaların içinde yok adam ya. Zaman zaman giriyor işte, kaleciden dönerse falan vuruyor, gol atıyor falan. Abi aynı şey için beslenmediği için Ziya abi. Nani alıyor topu, Sazı alıyor eline. Tek oynarsa adam birebir kalacak. Bir sağ, bir sol, bir sağ defans toplanıyor. 5 kişiye, 3 kişiye bir top atırsa sen santrforu ne yapabilirsin abi? Kardeşim, bence Van Persie, Gökmen abi. Bence Ziya abi iki katılık atılmaz. Van Persie istediği topları alamadığı için şu an Türkiye'de form kutusu. Oğlum dünyaya bir dakika. Dünya yıldızı falan dediğin adamlar abi diyorsanız dünya yıldızı diye, anladın mı? Alacak bireysel olarak bir şeyler yapacak. Şut atacak, onu yapacak, evet. Onu yapacak. Anladın mı? Bunların hiçbiri yok adamda. De... Bir tarafta gidiyor, ondan sonra yatıyor aşağıya, duruyor orada. Bir dakika şimdi Sabri'ciğim. Dinliyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Van Persie. Van Persie benim babamın oğlu değil. Pereira da babamın oğlu değil. Van Persie. Şimdi bu iş Brezilya dizisine döndü ya. Neden Brezilya dizisine döndü? Şimdi öğretmen mi önemlidir yoksa sınıftaki 25-30 tane öğrenci mi önemlidir abi? Adnan Aybaba diyor ki. Öğretmen. Adnan Aybaba diyor ki devrim yapın diyor. Fenerbahçe devrim yapsın diyor. Van Persie niye oynamıyor? Ya kardeşim, bir okulda müdür vardır. Öğretmen vardır, 25-30 tane, 40 tane, 100 tane de öğrenci vardır. Yani bir tane öğrenci için sen öğretmeni yak, müdürü yak, bütün okulu yak. Böyle bir sistem, böyle bir kavram, böyle bir yaşam tarzı var mı ya? Bir şey söyleyeceğim sana. Van Persie'nin adam ne verdi? Bak önce bir şey, bak bu ticaret gibidir. Tamam. Ne verdi, ne aldın, ona ne vereceksin? Van Persie denen adam oynadı, oynattı, oynatmadığı zamanları kızdılar adama. Oynattığı zaman da bu adam hiçbir şey vermedi. Bu adam hiçbir şey vermeyen bir adamı sen şimdi öğretmeni yak, müdürü yak, bir tane öğrenci için bütün okulu yak. Böyle bir sistem, böyle bir kavram, böyle bir adalet var mı ya? Bir dakika cevap vereyim hemen, evet, sana. Söyle. Okuyoruz okulda, lisede. Bir matematik hocası derse giriyor öğretmenin. Evet, evet. Ya anlatıyor. Arkadaş hiçbirimiz anlamıyoruz bir şey. Anlatıyor. Diyoruz ki acaba bizde mi sıkıntı var? Evet. Bu hocada mı var? Ya 20 sen tane yaptın, sınıfta... Çıktın. Bir dakika yani anlatayım baba. Sen 10 mu aldın? Sınıftaki 20 kişi. Evet. Bir alır mı, iki alır mı? Bir, iki, bir, iki. İki, üç, 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 dört alır. En sonunda gittik müdüre. Tamam. Dedik ki ya biz yapamıyoruz. Bu öğretmenin, bu hocanın dediğini bütün sınıf anlamıyor. Kardeşim bütün sınıf da, bütün sınıf. Bir dakika anlatıyorum. Bütün bak, sınıf ne oldu anlamazsa mi? Anlamaz. Bir ben adam için, bir sana? Adam bak. Bir adam. Bak. Van Persie'den adam. Dünyada öğretmen bir... gitti. Başka bir öğretmen geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hepimiz uçtuk. Ya öyle bir şey olmaz. Olur. Bak ben sana abi, olur. Van Persie denen adam Türkiye'de bak. Yazık buraya oluyor. Gomez de geldi bak. Bak bir dakika dinliyor musun yazık beni? Oluyor, Gomez yazık. Denen abi, adam geldi. Şekli konuşuyor. Kimse kimseyi anlamıyor. Gomez. Bir dakika dur abi. Gomez. Gomez denen bir adam geldi Beşiktaş'a. Mutlu mu? Mutlu değil mi? Açıklığı işte diyorsun. Galatasaray'a Podolski diye bir adam geldi. Mutlu mu? Mutlu. Mutlu. Evet. Şimdi kardeşim bunlar da Gomez de çok önemli bir adam. Dünya ünlü. Podolski de dünya ünlü önemli bir adam. Bunlar geldi Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ikisi de mutlu. Evet. Van Persie denen adam geldi ve bana göre, ha ben Galatasaraylıyım, beni Fenerbahçe'nin iç olayları beni hiç ilgilendirmiyor. Dışarıdan baktığım zaman Fenerbahçe'de bu Van Persie denen arkadaş geldi. Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermediği gibi aksine Fenerbahçe'yi zarara uğratıyor sürekli. Neden? Çünkü sürekli antrenörle bir problem. Antrenörle Van Persie neden oynadı, neden oynatılmadı? Fenerbahçe Van Persie yüzünden zarar görüyor bana göre. Bir adam için koskoca kulüp,
koskoca camia bu kadar Brezilya dizisine döner mi ya? Van Persie, Van Persie gibi dünyada 51 tane futbolcu var. Fenerbahçe'de bir tane var. Dünyada 10 tane oyuncu var. Kardeşim bir şey vermiyor ki adam. Sen sahaya bakarım ben. Ben şimdi şeyi getiririm. Hangisi veriyor? Efendim? Hangisi bir şey veriyor? Nerede? Bana söyle Fenerbahçe'de. Bir dakika kardeşim. Hangisi bir şey veriyor? Van Persie denen adamı koydu. Kaç tane maç koydu? Ne yaptı? Aldı takımı. Ya hangisi? Şahlandırdı tamam. Takımı. Dünya şampiyonu yaptı. Hiçbir ya bize de attığı gol. Bize de attığı gol. Bak bize de attığı bir gol. Bak çok çabuk bir gol. Bak. Kayseri'de attığı çocuk golü. Şimdi ben 101'den konuşuyorsun. Ben anlamıyorum sizi. İzleyenler ne anlayacak? Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Hayır ben konuşurken. Ben laf ben de şu an. Tamam. Sonuç olarak. O lafta bir de bana gelseydi de rahat rahat konuşsaydım. Merak ediyorum ya. Şimdi ne zaman başlarsam herkes alıyor abi. Ben de bekliyorum. Ne sonuç yapayım? Olarak şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki sonuç olarak bu işi artık baştakiler çözsün diyorum kardeşim. Kim varsa başta bu işi çözsünler. Van Persie neden oynadı, neden oynamadı? Sezon bitecek. Hala Fenerbahçe'de aynı konu. Ya 1-0 bak Türkiye'de. Çözsünler abi. Türkiye'de çözsün ya. Fenerbahçe kötü oynuyor. Mutlu değiliz falan diyorlar. Galip geldiği sürece, sezon sonuna kadar şampiyon olduğu sürece kimse bir şey diyemez. Adamı da gönderemezler. Bu takım da öyle 1-0 götürür işi. Ziya kaptanı Türkiye'de yani. Geçen sene bir hatırlasanız ya. Pardon Ziya abi. Geçen sene Galatasaray'ı hatırlasana son 15 maç. Sahanın yıldızı kim abi? Maçın yıldızı ben Muslera. Ne oldu? 1-0. Ne oldu? Hamza Hoca şampiyon yaptı diyor. Lan 15 tane maç sahanın yıldızı Muslera'ydı be. Adamlar kamyonla gol atacaklardı seni Galatasaray'a. Anladın mı? Neyse pardon Ziya abi. Ziya kaptan. Buyurun. Yani kısacası şimdi olay Adnan'dan kaynaklar. Şimdi Barcelona istiyor, istemiyor. Eğer şu anda Fenerbahçe'ye yararlı olmuyorsa ben yönetim tarzındaki düşüncemi kendi kendime söylüyorum. Ben elden çıkartırım. İyi bir para da alırım. Barcelona'da güle güle kullansın derim. Çünkü istiyorsa. İstiyorsa tabii. Şu anda Van Persie Fenerbahçe'ye sezon başından beri yararlı olmuyor. Olacağı da benzemiyor. Devamlı polemik haline gelmiş. Pararayla Van Persie dargın mı? Yok barıştılar. Yok yarım devre oynattı. Yok oyundan aldı. Bu kadar tartışmayı artık Fenerbahçe kaldıramaz. Eğer şimdi Van Persie'nin üzerine bu kadar Fenerbahçe konuşuluyorsa bana göre Fenerbahçe'ye yazık ederiz. Eğer uymuyor abi. Bazı futbolcu vardır. Bazı takımlara gelir. Kan uyuşmazlığına girer. Uyum sağlamadığı için de başarısız olur. Bu kadar basit. O zaman gider başka takıma. Başka takım. Mesela şimdi Galatasaray'a Yasin geldi. Trabzon'da ne oynadı Yasin? 18 yıl kadroyu alamadı. Yani şimdi o zaman bazı futbolcular takımlara uyum sağlamakta, adapte olmakta zorlanırlar. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla Van Persie de bu şekle girdi. Ha Nani Van Persie'den çok mu farklı? Hayır. Şimdi burada Engin'in ifadesine ve yorumuna da katılıyor. Katılmamak mümkün değil. Eğer Fenerbahçe baskılı futbol, üretken futbol, hücum ağırlıklı futbol, gole yaklaşan cezasında çoğalabilen bir futbol sergilemiş olsa belki şu anda Van Persie bu şekilde değil, golcü adam olarak konuşacaktık. Bravo. Fakat Van Persie'nin hocası tarafından oyun anlayışı, oyun formatı onun oyununa uyum sağlamıyor. Olmaz. Nani de aynı şekilde. Nani topu alıyor. Kimse yok. Ne yapsın? Çalım atıyor. Biz de beğenmiyoruz. Tek başına oynuyor diyoruz. Kendisine göre takılıyor. Egoist diyoruz. E baba senin takımı destek vermezse, yardımlaşmaya gitmezse, o futbolcu kime pas verecek? Mecburen kendi yeteneklerini kullanmaya çalışacak. O zaman da egoist görünecek. Çünkü Fenerbahçe takımı aradaki hücumla orta saha, orta sahayla savunma arasında mesafeler var. Bu kadar uyumsuz görüntü veren bir futbol anlayışı, bu kadar yetenekli gördüğümüz eski yıldız, yeni yıldız olarak görmüyorum hala, eski yıldızlar ne yazık ki takımlarına faydalı olmuyorlar. Bunu neresinden tutarsan tut, elinde kalır kardeşim. Barcelona bunu niye istesiniz ya abi? Onu bilmem. Barcelona görmüyor mu? Türkiye Ligi'ni seyretmiyorlar mı? Seyretmez yani? Olur mu? Seyrediyor Barcelona. Ya nasıl şimdi istemez? Ben, abiciğim ben Barcelona olsam baktığım zaman bu evet. Adam sürekli mutsuz olan bir adam. Sürekli oynamayan bir adam. Oynadığı zaman da bir şey veremeyen bir adam. Sürekli oynamayan değil. Oynuyor artık. Hayır yani oynadığı zaman da bir şey veremiyor. Veremiyor tabii. Veremiyor. Barcelona görüyor bunu. Kulübede bakıyorsun adam sanki Fred'in kabusu filmini seyreder gibi oturmuş bir adam. Sinmiş bir adam. Adamda hiçbir hareket yok. Enerji yok. Bir şey yok. Şimdi Barcelona bunu niye istesin ya?
Ben hiç Barcelona'nın Van Persie istediğine falan inanmıyorum yani. Öyle bir şey de hayali bir ama şey. Ama Hollanda basını yazdı. Hollanda milli takımında da adam ya. Ne? Hani Hollanda milli takımında da başarılı ki adam. Almadı lan. Barcelona niye istesin adam? Birileri çıkarmış Barcelona istiyor falan diye. Ben inanmıyorum Barcelona istediğine. Barcelona'da o kadar şey var ya, ne deniyor ona hani bu futbolcuları izleyenlere? Scout. Barcelona'nın scoutları mahalle maçlarını bile izliyorlar. Van Persie'ye scout mu lazım ya? Ya scout, abicim bak Van Persie, şimdi bir dakika, bir dakika abicim, eski bak, şimdi bak mesela nasıl sana söyleyeyim, mesela sana bir örnek vereyim, mesela çok önemli bir sinema sanatçısı vardır, anormal Oscar'lar falan almıştır ama adam artık yavaş yavaş, yani şimdi ille eskiden Oscar aldı diye şimdi de o aynı randımanı Murat, gösterecek diye bir kural yok ki. Van Persie'nin randımanı bitmiş abi. Ya. Neden geldi ya işte Türkiye'ye? Geçen hafta Türkiye'deydi. Şey, Podolski ile Gomez'i izlemiş. Onların seyretmeye ihtiyacın var şeyi. Ha evet. Gomez'i izleme, doğru söylüyor. Gomez'i izlemeye geldi. Herhalde. Milli takım farklı abi. Ya son abi, durumunu görüyoruz. Saçmalama be, ne farklı be. Son durumunu görüyoruz. Yani zorlama. Özür dile bir olay yani bitsin. Zorlama şey, yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu bas, zorlama. Bir dakika ya, bir dakika. Şimdi Galatasaray'da Schneider oynuyor değil mi? Hı. Hollanda milli takımın vazgeçilmez. Schneider devamlı oynadığı için Hollanda milli takımın teknik direktörü tarafından davetiye alıyor ve takımda da garanti oynuyor. Şimdi Van Persie böyle bir pozisyonda değil. Oynuyor, oynamıyor, kötü oynuyor. Kendi milli takımına da davetiye almıyor. Şu an şimdi şu andaki görüntüsüyle Van Persie kendi milli takımına çağrılmadığına göre eski Van Persie'nin başarılı olmuş olması beni bana bir şey vermiyor. Ben şimdiki Van Persie'ye bakıyorum. Peki abi sen demin örnek verdin. Ne güzel. Evet. Dedi, Yasin dedi Trabzon'dan geldi. Abi tamam. Oynadı, örnek duruyor. İşte örnek verdim. Galatasaray. Bir de o bu var. Adam da gidip sevgili burada kardeşim, olmadı. Barcelona'da olmaz mı? Şimdi bilmiyorum. Ben de Suarez oynuyor, bu da oynar belki. Ya, örnek belki yok. Suarez oynar abi. Bu da oynar belki yani. Ya, belki yani bak, yedek olarak bir olabilir. Abi bir futbolcuyu yedek olarak alamaz. Neymar arasında oynamaz mı adam? Nerede oynar abi? Kim oynar? Ne olacak ya? Bunlara gol attırırlar ya. Barcelona'da ben de gitsem ortada dursam ben de oynarım. Tamam o zaman ne oldu? Ay baba, örnek gösteriyorsun. Yasin'e gerek yok. Ziya abi daha iyi bilir. Anelka'yı zaten kendi geçen akşam söyledi. Anelka, Ortega bunlar dünya çapında oyunculardı. Geldi gitti. Fenerbahçe'de beğenilmiş. Yedek tamam. Çıktılar. Kadroya bazen alınmadılar. Takımın içinde uyuşmazlık oldu. Bir de Fenerbahçe'de sanki böyle arkadaşlıklar. Mesela Portekizliler, Nani Portekizli, Savza Portekizli, Hoca Portekizli. Acaba hocayla ilişkisi var bu. Acaba bir ona pas atmamazlık, gol pası. Ya, öyle bir şey olmaz. Abi hiç yani, pozisyonu yok Fenerbahçe'nin diye abi ya. Pozisyonu yok diyorsun tamam. Ha. İki tane vatandaş yani. Ülkenin insanı olarak. Öyle bir kıyak yapsa Nani'yi bu maçta Konya maçında ilk yarı oynatmadı abi. Hemşerisi oldu evet, da. Evet oynatmadı ilk yarı. Hemşerisi oldu da kıyak mı yaptı? Ziya abi aynı şeyi söylüyorum senden abi. Ne Nani bizim bildiğimiz Nani, ne Van Persie bizim bildiğimiz Van Persie. Bu sene Fenerbahçe'deki şu anı anlatıyorsun sen. Doğru sana katılıyoruz abi. Şimdi sevgili tamam. Ama ikisi de kaliteli oyuncu abi. Bak şimdi şöyle bir olay var. Eğer Van Persie ve Nani gibi oyuncuların Fenerbahçe'de başarılı olmasını bekliyorsan bir değişikliğe gitmen lazım. Nasıl bir değişiklik? Ya Pereira'dan vazgeçeceksin ya da Van Persie'den vazgeçeceksin. İkisinden birini tercih edeceksin. Eğer Pereira bu takımın başında kalmaya devam ederse o zaman Van Persie bu oyun anlayışında başarısız olmaya devam tam eder. Tam da burada Pereira demişseniz o zaman biz de TVM Spor Servisi'nin hazırladığı bir Pereira haberini sunalım sizlere. Vitor Pereira başarılı mı değil mi? Fenerbahçe camiası şimdi bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Oynayamıyor takım. Hep yani 75. dakikada gol mu olur? 75. dakikada 3-0 olması lazım. 3 fazla alabiliriz. Hoca. Çift saat spor çıkıyoruz. Böyle oyun oynanmaz. Yani atak futbolu oynamamız lazım. 1-0 atıyoruz, geri çekiliyoruz. 1-0 atıyoruz, geri çekiliyoruz. Transfer mi gerekiyor? Kesinlikle transfer gerekli ve teknik direktör de gerekli. Pereira'yı istemiyoruz biz. Bir kısım Pereira yine haklı çıktı. Üst üste zorlu rakiplerle oynarken defans güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi hepimize derken diğer bir kesimse Vitor Pereira'nın oynattığı bu futbolla kimse stada gitmez eleştirisini yapıyor.
Pereira ise bu şekilde düşünenlere en güzel cevabı sezon sonunda vereceğini söylüyor. Top bir o kalede bir bu kalede olduğunda çok iyi bir futbol oynandığını söylüyorsunuz. Ama ben böyle görmüyorum dediğim gibi. Bana göre iyi futbol pozisyon vermemektir, baskı yapmaktır. Oyunun çoğunu rakip yarı alanda oynayabilmektir. 90 dakika boyunca biz bu akşam rakibe sadece bir pozisyon verdik. Çok fazla ispatlayacağımız şey var ve bu ülkedeki herkesi susturacağımızı düşünüyorum. Bunu sadece ben yapmayacağım. Bunu takımım ve ben birlikte yapacağız ve kesinlikle bu ülkedeki herkesi susturacağımızı ve çok fazla şey ispat edeceğimizi düşünüyorum. Sezon sonunda kimin güleceğini hep birlikte göreceğiz. Özellikle kötü futbol sebebiyle Fenerbahçe'yi ve Pereira'yı eleştirenlerin sayısı bir hayli fazla. Ben korku filmi izlemiyorum. Çünkü niye korku filmi? Acaba bir golden sonra gol yer miyiz? Acaba gol atabilir miyiz? Bir maçın başından sonuna kadar korku filmi izler miyiz? Hep böyle. Acaba mı? Hep acaba mı? Acaba mı? Sen bana futbolcular tamam. Peki futbolcuların bu kadar kötü oynamasının Aziz Yıldırım mı? Herhangi bir yönetici mi? Tribündeki taraftar grubumuz hatalı. Kim hatalı? Ancak tüm eleştirilere karşın bu sezon ligde iç sahada en fazla seyirciyi Fenerbahçe topladı. İşte Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında tribünlerdeki seyirci sayısı. Fenerbahçe Eskişehir Spor 33.181, Fenerbahçe Antalya Spor 32.314, Fenerbahçe Bursa Spor 30.529, Fenerbahçe Akhisar Belediye Spor 29.402, Fenerbahçe Galatasaray 45.070, Fenerbahçe Konya Spor 23.656. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira diyor ki sezon sonunda herkesi susturacağız. Konuşanlardan bir tanesi de Ziya Kaptan, Ziya Şengül. Susturacak mı sizi Pereira? Umut var mı? Umarım. Sonuçta susturur. Çünkü ben geçmiş yıllardan bir hatırlatma yapayım. Biz beğenmiyoruz. Finalde kazanan her zaman haklıdır. Eğer büyük kulüpler, büyük transferler yapıyor ise bunların bir tek hedefi vardır. İlk önce şampiyonluk, dolayısıyla da Avrupa kupalarındaki başarıdır. Şimdi biz şimdi tabii yolun daha başındayız. Yolun sonuna eğer böyle ifadesiyle iddialı bir şekilde gidiyorsa o zaman diyeceğiz ki evet, Pereira söylemlerinde haklı çıktı kardeşim. Biz de sözümüzü bir yere kadar sahibi çıkarız ama özür dilemesini de biliriz. Fakat şöyle de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Brezilya'nın teknik direktörü yıllar önce Pereira vardı. Hatırlar mısınız? Tabii Pereira. Evet. Hatırlarsınız. Eski, 94-95. Eski diyorum zaten. Eski. Evet. Brezilya'nın eski teknik direktörü. Şimdi onun döneminde Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Son 6 maç hep 1-0. Hep 1-0. O zaman da hep eleştirildi. Ya bu Pereira ne kadar ağır oynuyor, ne kadar enine oynuyor, ne kadar az gollü galibiyetler alıyor. Yarın öbür gün takılacak, bakılacak filan deniliyordu. Ama finale baktık ki 1-0'la son 6 maçı kazanan Pereira'nın Fenerbahçe'si şampiyon oldu. Ama eleştirildi çok. Eleştirildi. Hep eleştirildi. Hep eleştirildi. Çünkü sevgili kardeşim, bu kadar büyük harcamalar yapıyorsan eleştirileceksin abiciğim. Neden eleştirileceksin? Çünkü farklı bir futbol beklentisini senin teknik direktörün sezon başında verdi. Benim dedi takımım akıllara durgunluk verecek bir futbol. Agresif, baskılı, presli, hücum ağırlıklı, çok pozisyona giren, golleri leblebi gibi atan dedi. Şimdi biz onu göremediğimiz için eleştiriyoruz. Çünkü hiçbir zaman 1-0'lık galibiyet veya 1 gollü galibiyet maçın finalini getirmez. En yakın Rize karşısındaki Galatasaray. Uzatma dakikalarında 3-2 öndeyken 2 dakikada 2 gol yedi. Yani futbolda illaki böyle ben böyle istiyorum, benim futbol anlayışım sizin anlayışınızla bağdaşmıyor gibi ifadeler futbol adamına yakışmaz kardeşim. Peki Ziya abi çok Ziya Aybaba bir dakika Aybaba. Yunanistan milli takımı Ziya abi. Yunanistan milli takımı çok defansif bir futbol, sinirsel bir futbol oynayıp Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Evet. Kazandıktan sonra da dünyanın en ünlü antrenörleri, Capello'lar,
Löwler filan fıstık Fatih Terimler yani ünlü antrenörler Antalya seminerine geldiler. O kupa maçından sonra çıktılar analiz yaptılar. Dediler ki biz böyle şampiyon oldu dedi Alman antrenörle. Şampiyon oldu Yunanistan. Biz böyle futbol istemiyoruz. Biz futbol gibi futbol istiyoruz. Adamlar ama Yunanistan ayağa kalktı. Bütün dünya sürpriz olarak karşıladı. Ama maalesef şampiyon olduktan sonra da sen şimdi diyeceksin ki Atalar Üsküdar geçti Fenerbahçe kupayı alsın da beni ilgilendirmez diyeceksin. Böyle futbolu seyirci istemiyor Ziya abi. Şimdi. Yani şampiyon olsa da Yunanistan eleştirildi. İlk kimse böyle futbol istemiyor. Seminerde bütün antrenörler hepsi eleştirildi. Bütün teknik direktör de buna okey verdi. Bir örnek daha vereyim. Bir örneğe geçmeden önce burada bir tespit yapmak istiyorum. Evet Yunanistan şampiyon oldu doğru ama rakipleri kimdi? O 1-0 kazanırken bu Avrupa kadar şampiyonu. Bu kadar savunma o zaman yaparken rakip ama Fenerbahçe böyle değil ki. İşte bir dakika. O zaman rakip söyleyeceğim. Bunu benzetmesiyle aynı şekilde. Mourinho Inter takımının başındaydı değil mi? Evet. Bir dönem. Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile oynadı. Evet. Hayır. Öyle Inter abi. Inter Bayern Münih. Hayır hayır. Ben anlattım abi. Bir dakika. Yani daha önce. Mourinho zamanında. Cruyff Inter şampiyon oldu. Cruyff baştan sonra döndü dedi ki Mourinho'ya sen dedi Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olsan çok çirkin futbol oynatıyorsun diye iddia et. Evet abi biliyorum. Demek ki futbolun evet. Ana teması temaşadır. Tamam. Seyir zevkidir. Tamam. Ama bu da bir alternatif olarak üretilebilir. Teknik direktörler maçı kazanma adına ne yaparsa ve kazanıyorsa her zaman haklıdır. İstediğin kadar eleştir. Ben de eleştiririm, geri alırım. Ama benim iddiam da bu futbolla devam ederse, aynı şekilde devam ederse ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşabileceğini çok zor görüyorum. Bak abi, bu aynı futbolla. Şimdi Ziya abi bir şey diyeceğim sana. İleride çok iyi top oynayabilir. Çok goller atabilir. O zaman değişik bir Fenerbahçe izleme şansını yakalarız. Ama bu Fenerbahçe bu şekilde oynarsa ben şampiyon olacağına inanmıyorum. Ziya abi aslında senelerdir aynı şey. Ya aynı nakarat devam ediyor. Devamlı. Yani öyle mükemmel oyun bilmem ne bekliyoruz. Eleştiri yapıyorsun. Küfür falan diyoruz. Ayrı bir konu. Anladın mı? Hem de ne küfürler falan. Önemli değil bunlar. İnsanların duymak istedikleri şeyler değil. Abi, doğruları söyleyecek. Ki biz öyle yapıyoruz. Bir dakika biz şimdi küfür mü yiyoruz? Ben kendimi geriye çekiyorum. Eleştirmenlerin hepsini geri çekiyorum. Abi tribündeki Fenerbahçeliler maçtan sonra mutsuzluklarını ifade etmiyorlar mı? Allah aşkına ne diyorlar ya? Biz demiyoruz abi. Hadi demiş bizim dediğimizi kayda almayın. Abi bak. Fenerbahçe taraftarı ne anlatıyor? Gazeteleri okuyorum bugün. Aziz Yıldırım tribünde çıldırmış Fenerbahçe'nin oyunundan. Niye çıldırıyor abi? Fenerbahçe galip gelmiş ya. Niye mutlu değil? Futbol kötü abi. Abi işte sıkıntılı. Hani diyorum ya. Eyvah acaba mı? Filan sıkıntılı. Maç seyretmek istemiyor insanlar. Galibiyete sevinir. 3 puan aldık. Helal olsun. Tamam yolumuza devam ediyoruz. Ama bu futbolda seyretmek bize sıkıntı veriyor diyor. Ben senelerde şimdi bir tane bir şey var. Birkaç tane şeyim var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra da başka tarafa geçebilir. Senelerdir aynı şey. Hani kaliteli futbol, iyi futbolluk, çok koşan, iyi mücadele eden, hız, tempo bilmem ne falan. Hani güzel futbol nasıl oynanacak? Defalı söylediği söylersin, edersin falan. Yok abi böyle bir şey yok. Kazanan haklıdır. Önemli olan 3 puan. Kazan da nasıl kazansa kazan. Futbol felsefesi Türkiye'de. Nereye var. Kadar? Evet. Sezon sonuna kadar. Nereye şampiyon kadar? Oldun oldun. Nereye olmadın al aşağı gidersin. Bu kadar net yani. Bir ay gidip de hani biz de bu çene yoruyoruz işte. Kaliteli futbolda falan. İşimiz mümkün bu. Mümkün değil. Anlatmaya çalışacağız yani. Ama söylediğimiz gibi bazı olumsuzluklar insanların sinirlerini gerebiliyorlar. Bunlar taraftarlar da olabiliyor. Yöneticiler, başkanlar da olabiliyor. Hem taraftar hem yönetici gerginken bir araya gelince TVM Spor Servisi'nin hazırladığı haberdeki gibi ipler kopma noktasına da gelebiliyor. Üçte benim işim bitecek gibiyeceksin. Giremezsin. Nasıl giremem ya? Sokmuyorum. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çıldırdı. Düşe kadar bekleyeceksin. Ayıp ediyorsunuz. Sarı lacivertli kulübün başkanıyla bir taraftar arasında oldukça gergin anlar yaşandı. Ben bir tanem. Giremem ben. Giremem ben.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçın öncesinde yaşananların görüntüleri ortaya yeni çıktı. Şike sürecini konu alan Sarı Lacivert Öfkeli Adam Aziz Yıldırım isimli kitabın imza gününe katılan Başkan Aziz Yıldırım, kalabalık sebebiyle lisanslı ürünlerin satıldığı mağazaya giremeyen bir taraftarı sert biçimde azarladı. Aziz Yıldırım zaman zaman bu tür çıkışlarla gündeme gelmişti. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı 2013-2014 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar grubunu hedef alarak ağza alınmayacak sözler söylemişti. Terbiyesizler! Ahlaksızlar! Paralı köpekler! Bu kadar ahlak elde ediyorum! Sinirlerine hakim olamayan ve şekeri yükseldiğinde ne söylediğinin farkına varamayan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Rusya'da oynanan Kadınlar Euroleague dörtlü finallerinde de Galatasaray taraftarlarıyla tartışmış, karşılıklı küfürleşmeler yaşanmıştı. TVM Spor Servisi'nin hazırladığı haber böyle Ziya Kaptan. Nereden devam edersiniz? Vallahi nereden devam edeceğim ben de şaşırdım. Şu andaki bir kere bu çok eski bir. Hatırlıyor musunuz ilk görüntüler derbi zamanında. Galatasaray derbisi hangi zamanından. Derbi? Fakat sene görüntüler derbi? Birkaç gün önce benim arkadaşlarım bana kulağıma söylüyorlar. Birkaç gün önce. Bu daha evvel de bu görüntüleri izlemiştik hatırladığım kadarıyla. Ama şimdi bir insanın yapısı var. Bu yaştan sonra da bu yapı ve karakter değişikliğine kimse uğramaz. Aziz Yıldırım Fenerbahçe aleyhinde bir olayın içine girdiği zaman inanılmaz derecede ateşlenir ve de kendi cevaplamak durumunda kalır. Ben olsam hiçbir olayın içine girip muhatap olmam. Çünkü başkanlık mertebesinde bu kadar taraftar arasına girip böyle olayların içine girmesi bana göre doğru gelmiyor. Ama işte bu Aziz Yıldırım'ın yapısı bu. Bu yapıyı da kimse değiştiremez. Dolayısıyla bunlar ilk değil, son da değil, daha da olabilir. Bilmiyorum yani. Başka türlü nasıl bir yorum yapacağım ben bile bilemiyorum yani. Ondan sonra diyorlar ki Türk futbolundaki nefret, öfke neden oluştu? Tehditler neden oluştu? Kim ne anlatıyorlar ki? Kim yapıyor? Kim organize ediyor bunlar? İşte böyle kulüp yöneticileri. Taraftarları yanına alabilmek için. Biz her şeyi yaparız. Biz her şeye hakimiz. Taraftarları yanına almıyor Fenerbahçe ki Gökmen. Yalnız Fenerbahçe değil abi. Bir dakika. Yalnız bir şey söyle. Konuşuyor. Taraftarları yanına almıyor. Sempatik olabilir. Tam tersi taraftarlarıyla karşı karşıya geliyor. En sonunda oldu zaten. Daha önceki zaman diliminde baktığın zaman 17-18 senelik periyotta taraftara hoş görünebilmek için. Yani sizin kulübünüzün menfaatlerin aslanlar gibi her halükarda koruyorum söylemleri söylene bugüne hale geldi. Şimdi kendi taraftarıyla kavga ediyor. Türk nereye kadar gideceğiz ya? Nereye bu nefret, kin, öfke neden? Türk futbol dünyasına gelmiş en güçlü adam. Kıskanıyorum. Ve de herkesin de kıskanması gerekiyor. Niye kıskanıyorsun? Niye sen başkan mısın? Bir dakika. Hayır. Bir grup başkanımsın, adamı niye kıskanıyorsun? Futbol dünyasına geldiği için kıskanıyorum abi. Aynı denizde yüzmüyor muyuz? Ne alaka? Senin görevin ayrı, onun görevi ayrı. Bir dakika anlatayım ben abi. Sen şimdi nereden, niye topa girdin ki bir anda? Hayır, niye kıskanıyorum dedim. Anlattırmıyorsun ki niye kıskandığımı söyleyeceğim. Topa girme, bekle, sabret. Tamam. Orta saha oyuncusu mu? Şimdi Fener TV'de bile senin gibi... Bir dakika. Ben neden kıskandım? Senin gibi ikinizin yaptığı... Dinlemiyorlar ki abi. Ben lafımı bitiremiyorum ki. Anlatamıyorum. Biliyoruz zaten ne söyleyeceğim. Şimdi dur bir dakika. Söyleyeyim de ben bir yorumumu yapayım, ondan sonra eleştirin. Ben golü atmadım, siz offside diyorsunuz. Şimdi bir dakika. Ben diyorum ki Türk futbol dünyasına son yıllarda gelmiş en güçlü, en kuvvetli ve en dokunulmaz insan. Çünkü her istediğini yapabiliyor, her istediğini söyleyebiliyor, her türlü şeyin içine girebiliyor. Kimse dur demiyor, her istediğini yapıyor, kendi taraftarına posta koyabiliyor. Rakip taraftarlara posta koyabiliyor. Kendi camiasına posta koyabiliyor. Rakip camialara posta koyabiliyor. Kimse dur diyemiyor. Ben böyle bir adam olmak çok isterdim ya. Çünkü Türkiye'de şu anda Aziz Yıldırım'a her şeyi yapıyor Aziz Yıldırım. Kimse de dur diyemiyor kardeşim. Ya kendi taraftarı işte. Oradaki adam kendi taraftarı değil mi? Fenerbahçe taraftarı değil mi? Son bağırdığı adam. Ne diyor? Adama diyor ki giremezsin içeri diyor.
Daha sonra iniyor jipinden mesela daha önceki görüntülerde. İniyor jipinden kendi taraftarına bağırıyor, çağırıyor. Sonra mikrofonu eline alıyor. Kendi stadında kendi taraftarına hakaret edebiliyor. Bütün Türkiye'nin gözü önünde. Ve adam resmen Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki gibi. Cüneyt Arkın filmlerinde ok atarlardı ya, böyle okları alır Cüneyt Arkın. Tak tak tak. Kimse bir şey yapamıyor kardeşim. Kimse yapabilene de çıksın Türkiye'de şu anda. Aziz Yıldırım'a bir kişi bir şey yapsın. Şimdi Gökmen abi mesela sinirleniyor, haklıdır. Şu diyor, bu diyor, bu diyor. Gökmen abi kendi söylüyor, kendi dinliyor. Bir şey yok, sonuç yok. Ben eleştirsem ben de kendim söyleyeceğim, ben de kendim dinleyeceğim. Sonucu söyleyeyim. Ne abi sonuç? Aziz Yıldırım'ın yönetim dönemindeki 1,5 milyar lira civarında kendisinin yaptığı hareketlerden kulüp tarafından ödenmiş cezai para var. Daha ne olsun? 1,5 milyar. Yani yönetmeliklerde ne ceza verilmesi gerekiyorsa verilmiş anlamında söylüyor. Yani şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Ve kulüp, bir dakika abi. Ve kulüp üstleniyor. Kişi olarak her şeyi yapabilir ve yapıyor. Evet abi. O zaman ben de derim ki eğer mümkünse, hangi statülere girer çıkar onu bilemiyorum, böyle bir olayı kişi tek başına yapabiliyor da cezayı da tek başına ödemesi gerekiyorsa onun ödemesi lazım. Bakalım yapabiliyor mu? Yaklaşık 700 günde, yanılmıyorsam 700 gün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı hak mahrumiyeti var. Ha diyeceksin ki, stada gidiyor. Hak mahrumiyeti abi, ne olacak? Stada gidiyor. Ama kaç almış kere, yani. Ziya abicim kaç kere şey aldı? Ben biliyorum nedir abi, o? Abi, stada girme cezası aldı. Hak mahrumiyeti. Gitti yine seyretti stadda. Hayır hayır. Her maça girdi. Sevgili kardeşim, sallama abi. Niye sallıyorum abi? Dakika. Girdi. Fenerbahçe TV'sine gitti maçı seyretti. O da stadın içinde. Tribüne çıkmadı. Sallama onun için. Abi sallamıyorum Şeref. Hayır. Ya kendi şeyinde seyretti. Hayır be kardeşim. Şeref tribünde seyredemez. Hayır. Kendi tribünde seyredemez. Ya kardeşim. Hayır locasına görmeden, seyretmeden girmedi diyor. Ya iddia etme, bildiğin şeyi konuş. Girmedi diyor. Bildiğim bir şey söylüyor. Hayır bilmiyorsun. Abi belki 10 maçın 4'üne girmiştir ama benim gördüğüm gibi. Hayır diyorum ya. Fenerbahçe TV'den seyrediyor diyorum. O da stadın içinde. İçinde diyor. Stad. Tamam ben de diyorum ki tribünde, Şeref tribünde, locasında hayır seyredemedi. Aldığı ceza stada girme cezası değil mi? Stada girme cezası kardeşim, değil mi? Kardeşim bir dakika bir şey söyle. Tribünün altında stadda maç seyretmiyor. Televizyondan seyrediyor. Televizyon stadın içinde değil mi? Ya bırak şimdi. Hayır, olay yaksa gerek. Televizyon stadın içinde değil mi? Hadi ya olay. Stada girme cezası ya, alan adam. Ya bir dakika. Televizyon stadın içinde. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet abi. Yoldan geçerken orada feneryumlar var. Evet. Yoldan geçerken, tamam. Stadın altında alışveriş yapamaz mı? Ziya abi şimdi... Bir dakika abi senin ifadene göre alış yapar mı? Ya Ziya abi o stadın içi değil ki. Stadın içi değil ki. Neresi o? Abi stadın dışında bir şey orası. Nedir o? Stadın dışı orası. Öyle mi? Stadın dışı içi aynıdır abi. Abi nasıl? Eğer senin ifadende... Affedersin televizyon. Evet stadın içinde. Stadın altında kapalı yerde... Stadı görmüyor mu? Görmez. Televizyonda. Görmez. Allah Allah. Görmez. Adamlar orada yorum yapıyor. Ben görüyorum. Orada stat gözüküyor. Sevgili kardeşim bana abi, anlatayım. Abi televizyonda Fenerbahçe TV'de iki tane adam, üç tane adam maçtan önce yorum yapılır. Arkada stat gözüküyor abi. Yapsa gözünü seveyim. Hayır be oğlum. Güne söylüyorum sana. Bunun oturduğu yer. Evet. İhsan'ın oturduğu yer. Kapalı yer. Bahsen gibi yani kapalı stadın altı. Tamam. Neyi seyredecek? Stadı göremez sahayı. Yani Aziz Yıldırım içeri giriyor. Evet. Ve sahaya bakmıyor, görmüyor. Ya görmez sahayı. Oğlum sen manyak mısın? Abi niye çıldırtın? Sakin rica ediyorum. Allah Allah. Hayır Aziz Yıldırım stadın içeri girecek ve sahayı görmeyecek. Şu anda bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi burası stadın altı. Şu an. Burası kapalı bir yer. Tamam. Televizyonun bulunduğu şu andaki görüntüde. Evet. Buradan stadı içinde olan burası. Senin ifadene göre. Evet. Stadı görebilir misin sahayı? Buradan göremem de ben Aziz Yıldırım sen çekil ondan derim kapıyı açarım içeri çıkarım yani. Çekil dese de göremez. Kapalı yer. İzin verir misiniz? Kapalı yer. Murat Özer diyor ki. Murat Özer diyor ki Fenerbahçe televizyonunda panoramik bir stüdyo var. O panoramik stüdyonun camı sahayı görüyor. Görüyor. Göremez. Oradan. Görmez. İçerlektir kardeşim ben biliyorum o bilmiyor. Ha. İddia ediyor. Ben de. Sen de bilmiyorsun. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Şu stadın altı, girersin içeri, girdikten sonra köhne bir yer, köhne dediğim tabii için lüks de. Oradaki yerden beraber insanın odasından maçı, büyük ekranda maçı seyreder. Başka yerden seyretmez.
Ziya abi sinirlenme. Belki stada gittiği zaman da böyle. Bazen stada da gitmiyor. Evinde maç seyrediyor. Her cezalı oldu zaten. Ben orada da değilim. Maça gitmiş gitmemişinde değilim. 1,5 milyar lira. Ziya abi, kim ödüyor bunu? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı? Kim ödüyor? Kulüp ödüyor bey. Tamam, kulüp ödüyor. Aziz Yıldırım. Ama şimdi zaten Ziya abi sonuçta her şey, kulüpteki her şey Aziz Yıldırım'dan habersiz sinek uçmuyor ki o kulüpte. Evet, doğru. Her şeyi o da, yani o verilen para belki birazını da o verir. O ona filan. Onlar tabii ki yani çok şey değil. Ya, benim demek istediğim şu. Benim demek istediğim şu. Aziz Yıldırım, bana katılıyor musun? Şunu soruyorum sana. Türkiye son yıllarda gelen en dokunulmaz spor adamı değil mi? Adam hapse girdi, nasıl dokunulmaz ya? Hayır, spor olarak diyorum ben. Spor. Yani spor camiasının içinde her istediğini yapıyor. O yaptığı sporla ilgili bir şey yapmıyor ki. Başka, onun yaptığı başka bir şey. Onu şimdi karıştırma. Ben ona o toplara girmem. Ben diyorum ki spor camiasının içinde en dokunulmaz adam son yıllarda gelen. Bir dakika. Ben biraz evvel bir laf ettim. Evet. Kişi şahsına münasır bir insansa, evet, bunu bu yaştan sonra değiştiremezsin kardeşim. Aziz Yıldırım bu. Tamam. İstediğin kadar karşısına çık. İstediğin tavrı koy. Evet. Yine bildiğini yapıyor mu? Ya işte ben de onu diyorum Ziya abiciğim. Ben de demek istedim o yani. Ben de, hani adam ben de diyorum konuşarak ki, hiçbir şey çözemez. Ben de diyorum ki bir kulüp başkanı bana göre, benim yorumuma, evet, benim görüşüme göre bu kadar olayların içine girmesini tasvip etmiyorum. Aa, yapar mı? Yapıyor. Yapacak da. Değişmez. Sen neyi anlatıyorsun? Ben tavır koyuyor. Kızdığım için söylemiyorum. Ben imreniyorum diyor. İmreniyorum. İmrenilecek tarafı yok kardeşim. Ben ama çünkü niye? Dokunulmazlığına yani, imreniyorum. Zaten. Türkiye'deki hiçbir insanın ona dokunamamasına, karşılık verememesine, ya abi, her yaptığına evet demesine. Federasyon dokunmuyorum. Ceza vermek ne demek? Federasyon ya bir yalandan ya bir ceza ya, veriyor. Ya, ya, işine cezası geldiği gibi. Abi ne cezası ya verdi federasyon? Ya, daha ne, ceza, ne verecek? Ne veriyor Ziya abi? Daha ne verecek? Yani Aziz Yıldırım'ı susturabilirler mi? Susturamazsın. He işte onu diyorum. Susturamazsın. Yani para cezası versen ne olur? Aziz Yıldırım'a dokunur mu para cezası? Abi Aziz Yıldırım'a dokunmaz ama kulübe dokunur. Onu da Aziz Yıldırım öder. Gelse öder. Ne olacak Ziya abi ya? Ya her şeyi ödediği gibi ya, onu da öder ya, abi. Özer'e bir dakika Ziya abi. Aziz Yıldırım'ın gücü falan diyorsun. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin gücü. Aziz Yıldırım'ın değil. Tamam, Fenerbahçe kongre üyeleri Aziz Yıldırım başkan olarak seçmiştir. Evet. Bu kadar agresif davranması, bu kadar geçimsiz olması ana nedeni, kimse bir şey yapamazsın nedeni tek şey Fenerbahçe'nin gücünden dolayı. Ben Fenerbahçe'ye her şeyi yaparım. Bir de şey çıkardılar, Fenerbahçe Cumhuriyeti. Devlet içinde devlet ya bunlar. Öyle abi. Olur. Yok abi, ben, hadi. Öyle abi. Hadi öyle be Ziya abi. Abi bırak. Sen, devlet içinde sen devlet. Sen de Fenerbahçe Cumhuriyeti. Sen de Galatasaray Cumhuriyeti koy. Mani olan mı var abi? Ne kadar, ne kadar rahat kullanılabilir bir camia ya. Abi, hakikaten inanamıyorum ya. Her eline gelen, her gelen Fenerbahçe camiası senelerdir kullanılıyor. 18 senede bu kullanılıyor. Sana bir şey söyleyeyim. 18 seneden evvel bu camia abi bu şekilde kullanıyordu. Ben doğdum, büyüdüm, bu yaşa geldim. Benden evvelkiler de Fenerbahçe, senin baban bile Fenerbahçe Cumhuriyeti derdi. Beraber, çok beraber olduğumuz için söylüyorum. Bütün Galatasaraylılar da Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni istese de istemese de kabul etmişti. Ha, Fenerbahçe Cumhuriyeti olup da ne cumhuriyeti kurmuş? Yok, öyle övgüyle bahsediyor. Övgü tabii. Abi devleti, Fenerbahçe devleti Cumhuriyeti'ni kendine sahiplenmiş bir kulüp. Övgüyle tabii söz edecek. Ben nasıl bahsedecek? Atatürk Fenerbahçe Kulübü'ne 3 Mayıs'ta gelmiş, Moda iskelesinden inmiş, Fenerbahçe Kulübü'ne girmişse Fenerbahçe Cumhuriyeti o tarihten itibaren Fenerbahçe Cumhuriyeti olmuştur. Bu kadar basit. Fenerbahçe, Atatürk'ten Fenerbahçe'ydi değil mi? Diğer kulüp. Ya ben anlamam değil abi. Evet, anlamazsın abi. Atatürk milli takım. Ziya abi şimdi rekor dedi de sevgili Sabri. 810 gün değil mi Sayın Aziz Yıldırım'ın aldığı ceza? Evet. 810 gün artı 1,5 trilyon mu? Evet. Trabzonspor'un başkanı ve ekibi, Trabzonspor Başkanı 910 gün 2 trilyon 150 bin 200 bin lira yeni oldu. Yeni oldu. Yani cezalar, şimdi sevgili Özer'e dedi ya ben kıskanıyorum filan. O zaman Hacı Osmanoğlu da kıskan. Hacı Osmanoğlu Sayın Başkanımız da kıskanıyor. Evet tabii, ben senin elinde olsam kıskanırım. Yok. Hakemleri gider kapıdan kilitlerim üstüne. Evet. Tutarım abicim. Onu da kıskan. Kıskan abi, niye sana kıskan? Hacı Osmanoğlu, yani kıskanma diyen mi var? Abi, Aziz Yıldırım'la Hacı Osmanoğlu bir tutmayın abi. Niye? Abi bak şimdi. Abi Aziz Yıldırım'ın, biz bugüne kadar Aziz Yıldırım'ın 50 bin tane yaptıklarını gördük, gücünü gördük. Neler ya yaptığını gördük. Hacı Osmanoğlu daha yeni girdi abi bu piyasaya. Tamam abi. Hakem soyunma odasını basmak güç müdür? Hakem soyunma. Sen ne anlatıyorsun? Hakem güçtür. Ne güç müdür? Tabii bir şey yapamıyor, gidiyor basıyor işte. Sen de bassana. Bastı işte.
Sen de bassana. Hacı Osmanoğlu bas. Sen de bassana. Vallahi bastı. Hacı Osmanoğlu basma. Ziya doğru söylüyor. Hacı Osmanoğlu basma. Neyse ya. Hacı Osmanoğlu. Rica ediyorum. Bazı şeyleri böyle marifetmiş gibi ortaya koymayalım. Yanlış anlaşılabilir. Ya kardeşim zaten ben... Abi kıskanıyorum lafıyla yanlış giriyorsun. Hayır kıskanıyorum. Ben ironi yapıyorum kardeşim. Ne alakası ben Aziz Yıldırım'a niye kıskanıyorum? Ben ironi yapıyorum. Diyorum ki Türkiye'de Aziz Yıldırım'a kimse dokunamıyor diyorum kardeşim. Dokunamıyorlar. Spor camiası. Şimdi abi, şu son olay, son olan olay daha yeni olmuş bir olay. Yani o taraftarla şeyi daha yeni olmuş. Ya adam ne Fenerbahçe taraftarını şey yapıyor. Yani şimdi bir başkan mesela Fenerbahçe daha önce de çok başkanlar geldi. Mesela Ali Şen geldi. Vefa Küçük geldi filan. Vefa Küçük nereden geldi? Ya şey işte yanlış söyledim. Vefa Küçük dedim. Neydi öteki? Neyse. Neyse işte adını unuttum. Evet. Vefa Küçük dedim. Devam et. 50 bin tane başkan geldi Fenerbahçe'ye kardeşim. O başkanlar, şimdi Gökmen abi diyor ki Aziz Yıldırım değil diyor, Fenerbahçe'nin gücünü kullanıyor. Eski gelen başkanlar da Fenerbahçe'nin başkanıydı. Onlar niye Fenerbahçe'nin gücünü kullanmadılar? Yani Aziz Yıldırım mı gelince sadece Fenerbahçe'nin gücünü kullanıyor? Öteki başkanlar niye kullanmadılar? Abi, yapı kardeşim. Yapıyla ilgili. Bu haddini bilmeyen, anladın mı? Fenerbahçe'nin gücünle için her şeyi yapabilirim. Arayışı için. Ya devam edelim. Aziz Yıldırım devam niye edeyim bu kadar konuşuyor yani, olduk? Fenerbahçe abi, şimdiye kadar. Ben de anlamadım. Fenerbahçe bütün tarihinde bir dakika. Sen olayı o kadar eksik. Fenerbahçe. Anlaşıldı. Kıskanıyorum, kıskanıyorum dedin. Evet. Neredeyse yarım saattir Aziz Yıldırım'ı niye abi, kıskanıyorsun? Kıskanmıyorsun. Oraya 3 tane Aziz Yıldırım. Yapıyorum diyorsun. Aziz Yıldırım'ın 3 tane bu katını getirdi arkadaşlar. Tamam eleştirirsin. Veyahut met edersin. Kıskanıyorum sonra da ironi yapıyorum. Böyle lafları da geç abi. Ya kıskan veyahut da ironi yap. Hem kıskanıyorsun hem ironi yapıyorsun. Yok, lafı yemezler. Kıskanıyorum lafı gerçek. Ya o zaman ironi yapma. Ya ironi sırf ben sadece Aziz Yıldırım'ın bir tane lafından konuşuyorum ki ben genel 30 tane lafından bahsettim. Zaten ben diyorum ki bu adam diyorum şu anda Türkiye'de bir tek dokunulmaz spor adamıdır. Dokunamıyor kimse kardeşim. Ya yapısı böyle kardeşim. O zaman her yapısı olan adama dokunulmasın. O zaman herkes Türkiye'de öyle bir yapıda adam var mı? Nerede? Aziz Yıldırım gibi mi? Evet. İşte onun için kıskanıyorum diyorum. Ben de diyorum ki yapısı bu. Tamam. Tarzı bu. Evet. Bu tarzında değişmeyecek. Ben zaten kızdığım için söylemiyorum. Peki kıskanıyor musun? Evet. Sen kıskanmaya devam et abi. Allah yoruldum ya. Tamam. Ay ne Aziz Yıldırım bu kadar abi, konuşuyoruz ya. Aziz Yıldırım. Türkiye konuşuyoruz ya. Biz mi konuşuyoruz? Bırak Allah aşkına. Adamın işte arkadaşlar 3 tane şeyini getirdiler ekrana. Ya abi sen konuşuyoruz ama. Biz ne yapalım? Onu getirdiler onun üzerine onu konuşuyoruz. Sen devam et abi. Devam. Hüsamettin Bey'i konuşacak halimiz yok. 3 tane vukuatını getirdiler. Bu vukuatları niye yaptı diye konu açtılar. Biz de Aziz Yıldırım'dan bahsettik. O zaman Ajda Pekkan'ı getirseler de Ajda Pekkan'ı konuşsaydık. Yani, ne bileyim yani ben. Ya nasıl olayları eksajere edeceğiz? Brezilya dizisi. Ajda Pekkan. Bülent Ersoy. Abi Ajda Pekkan. Hayır Aziz Yıldırım geldi. Oraya onu konuşuyoruz. Kimi konuşacağız? Sen neden bu kadar Aziz'i seviyorsun bir Galatasaraylı olarak ya? Seviyorum. Seviyorum. Abi bir gerçek. Beni Galatasaray ilgilendirmiyor ki. Bir gerekçe. İnsanlar ilgilendiriyor. Bir gerekçe var. Bir Galatasaraylı olmuş. Fenerbahçeli olmuş. Sen niye sevmiyorsun abi? Söylenmez. Sen niye sevmiyorsun Gökmen abi? Ben iki bir dakika. Sen niye sevmiyorsun? Ben 2002 senesinde Sıtkım sıyrıldı. Sen bilmiyorsun. Tamam benim sıyrılmadı. Ben ne yapayım? Senin sıyrıldığı benim de sıyrılacak diye bir kural yok büyük ki. Büyük küfürden medet umalarak neler yaptın? Tamam senin sıyrılmış olabilir. Senin sıyrıldı diye ben de adamı sevmemek zorunda değilim ki. Ben seviyorum. Benim adamla bir problemim yok ki. Seviyorum. Sebebi var galiba bilmiyorum da. Yok hiçbir şey yok. Sen Aziz Yıldırım'ı bir Galatasaraylı seviyorsan sen o Galatasaray'ı falan tutma. Niye? Sen git Fenerbahçe TV'de yorum yap. Hadi ben adamın karakterini seviyorum. Hadi ne karakteri mi? Evet. Vallahi seviyorum. Sen bundan sonra ben senin karakterin hakkında da... Niye adam karaktersiz değil ki? Adam ben karakterimi seviyorum. Böyle devam ederken kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Artık 10 Kasım'a girdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 77. yıl dönümü. Özlemle, şükranla, rahmetle anıyoruz.
Ve sevgili seyirciler, şimdi tekrar futbol alanlarına döndüğümüz zaman futbolla çok alakalı gibi görünmeyen ama aslında futbolumuzun yakın geçmişinde çok fazla konuştuğumuz bazı isimlere yurt dışı yasağı konulduğu haberini okuduk. TVM Spor Servisi bunu haberleştirdi. KCK, Ergenekon, Balyoz ve 17-25 Aralık hakim ve savcılarının da aralarında bulunduğu 54 hakim ve savcıya yurt dışı yasağı verildi. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararıyla açığa alınan 54 hakim ve savcı hakkında hükümeti yıkmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurma ve üye olma, siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla yurt dışına çıkışları yasaklanan 54 hakim ve savcının pasaportlarının da iptal edilmesi istendi. Açığa alınan ve yurt dışına çıkma yasağı konulanlar arasında şike davasının savcısı Mehmet Berk de yer aldı. Yine hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararıyla açığa alınan 54 hakimin arasında şike davasının başkanı hakim Mehmet Ekinci ve davada bulunan hakimler Mehmet Kına ile Hikmet Şen de yer aldı. İşte haber böyle. Tabii bunu bir de avukatla konuşmak lazım. Arkadaşlarımız İlyas Bulca'yı, avukat İlyas Bulca'yı yayına hazırlamaya hazırlanıyorlar. Ve İlyas Bulca'nın hazır olduğu haberi geldi. İlyas Bey, iyi geceler diliyorum. İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şike süreci boyunca sıklıkla siz de serbest vuruş programına bağlanmıştınız. Şimdi birkaç tane benim sorum var. Belki serbest vuruş yorumcuları da mutlaka soracaktır. Anlamamız için lütfen bize yardım edin. Şimdi bu yurt dışına çıkış yasağının gerekçesi neydi? Ve zamanlamasını anlatır mısınız? Geç midir, zamanında mıdır? Bu yasak biliyorsunuz selam tehdidi kumpas soruşturması kapsamında bir soruşturma devam ediyordu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından. Bu soruşturma kapsamında alındı. 54 tane hakim ve savcı için alınan bir karar. Biliyorsunuz bu kumpas terör örgütü siyasa ve askeri casusluk, silahlı terör örgütü kurma, üye olma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi birçok suçları içeren bir soruşturma. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi 54 hakim ve savcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Bunların arasında bizi yani ilgilendiren kısmı, şike davasıyla ilgili ilgilendiren kısmı, şike davasının hakimleri Mehmet Ekinci, Hikmet Şen ve Seyfettin Mermerci de var. Yine şike davasının savcısı Mehmet Berk de var. Bu da Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'un ertesi günden itibaren bu bir kumpastır söyleminin mahkemede bir taraftan beraat etmesinin yanında bir de soruşturmayı yürüten bütün emniyet görevlileri biliyorsunuz çoğu açığa alındı, haklarında davalar var ve onun akabinde de birçok soruşturmanın, mahkemenin hakimleri ve savcılarının da bir başka kumpas davasının içinde yargılanıyor olması, baştan beri söylenen, iddia edilen kumpas kavramının ne kadar yerine oturduğunu belgeledi, gösterdi. İlyas Bulcay, tam bu ifadeniz sırasında izin verin. TVM Spor Servisinden genel koordinatörümüz şimdi bana bir haber getirdi. Bu haber sporundibi.com'da yayınlanmış. Bir iddia olarak değerlendiriyorum ben bunu. Çünkü doğruluğunu teyit etme şansım yok ama bizim programımızın da yorumcularından birisiydi. Kim diye soracak şimdi sevgili izleyenlerimiz. Mehmet Baransu'dan bahsediyorum. Mehmet Baransu'nun bir haberini yapmış. Mehmet Baransu'nun bazı açıklamalarını haberleştirmiş sporundibi.com. Dediğim gibi genel koordinatörümüz şimdi bana bunu gönderdi. Şöyle deniyor, sahte deliller üretilmesi için özel talimat verildi. Başka bir ifadesi Mehmet Baransu'nun, sözde şike davasında delil uydurulup kendisine yazdırıldığını söylemiş. Şimdi siz kumpas diyorsunuz, Mehmet Baransu'nun doğru mu değil mi tekrar söylüyorum. Teyit etme benim fırsatım olmadı. Şimdi genel koordinatörlüğümüz gönderdi bana.
Şimdi siz kumpas derken Mehmet Baransu'nun böyle ifadeleri, kumpas olduğuna dair ifadeleri, bunun için daha bir avukat olarak ama bir hukukçu gözüyle daha fazla ne söylemek istersiniz? Tabii öncelikle bu ifadelerin gerçekten Mehmet Baransu tarafından verilip verilip verilmediğini görmek, öğrenmek gerekiyor. Eğer doğruysa, eğer Mehmet Baransu gerçekten bunları söylemişse, şüphesiz ki bu süreç içerisinde bunun bir kumpas olduğuna dair iddia nasıl gerçekten kanıtlanmış ve yargılamalara konu olmuşsa, aynı zamanda bu kumpasın içeriğinin de nasıl oluşturulduğuna dair ipuçlarını veriyor. Yani mahkeme sırasında zaten sanık avukatları buna ait pek çok bilgi ve belge sundular şike kumpası davasında. Ama bu şu anda bahsettiğimiz 54 tane hakimin yurt dışı çıkış yasağına uğradığı davada, Selam Tevite kumpas davasında ortaya çıkan gerçek de şu ki, bu kumpasın da bir takım yol ve yöntemlerle önceden kurgulanıp hazırlandığı ve bazı kanallardan da medya organları vasıtasıyla da, medyanın çeşitli organları vasıtasıyla da insanlara doğruymuş gibi bir algı manipülasyonu ile anlatıldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Bunun için de bazı aracılar kullandıkları gerçeği ortaya çıkıyor. Tabii söylediklerim Mehmet Baransu'nun ifadeleri gerçek ise, ama gerçek değilse bile biz bunun böyle olduğunu biliyoruz ve böyle olduğunu yaşadığımız süreç içerisinde gördük. Bütün iddiamız şuydu bizim. O senenin maçlarını gözleriyle izlemiş, yaşayarak görmüş, nasıl gerçekleştiğini bilmiş insanlar olarak bunun arkasında bir şike olamayacağını, ayrıca Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı da olamadığını, daha önceki süreçlerde de Denizli'de, Trabzon'da, son maçlarda şampiyonluklar kaybetmiş bir kulübün, takımın böyle bir şeye tevessül etmeyeceğini iddia ettik ve gerçekte bugün ortaya çıktı. Olayın hukuki yanı, bu davanın henüz sürmekte olduğu gerçeği, ama Türkiye'de çok da yaşanmış bir şey değil. 54 tane hakim ve savcıya yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi bundan önce bir daha tekerrür etmiş bir vaka değil. İlk defa olan bir şey ve olayın ne kadar derinlikli ve ne kadar kapsamlı olduğunu ve elinin nerelere kadar uzandığını bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Umarım bu davanın sonucunda yargılama sırasında tıpkı Fenerbahçe'nin şikeye kumpas davasında nasıl ikinci bölümünde gerçekten adil bir yargılanma olduğunu hepimiz gözlerimizde görmüşsek, burada da adil ve doğru bir yargılama yapılır ve bu yargılamanın sonucunda Türkiye'nin karanlık bir dönemi ortadan kalkmış olur. Sayın İlyas Bulcay, biz tabii hukukçu olmadığımız için bilmiyoruz. Detaylı bilmiyoruz. Ama detaylar çok önemli. Yargıtay aşamasını anlatır mısınız? Şimdi biliyorsunuz daha önceki karar sürecinde de Yargıtay aşaması vardı. Yani temiz süreci vardı. Trabzon Spor Kulübü verilen kararı temiz etti. Beraat kararını temiz etti. Bu zaten usulü bir prosedür. Bu usulü prosedür sonucunda belli bir süre içerisinde, ki bu normalde 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi bir zaman alabiliyor Yargıtay'da dosyaların incelenmesi. Bu süre içerisinde Yargıtay'ın da davanın adil bir yargılama sürecinden geçtiği ve gerekli kararında çok detaylı ve somut verilere dayanarak alınmasından dolayı Yargıtay'ın da bu kararı onaylayacağını düşünüyorum. Üstelik de Selam Tevhid'le kumpas davasında işte bu hakim ve savcılarla ilgili yapılmış olan yurt dışı çıkış yasağının akabinde muhtemeldir ki ortaya çıkacak olan ceza kararlarının da bu şikenin Yargıtay sürecini
onama yönünde, yani beraati onama yönünde olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'nin gözü önünde oldu bu. Birçok insan süreci gördü, tekrar, anladı. Evet. Yanıldıklarını gördüler. Tekrar aynı şeylere dönüyoruz gördüm. İlyas Bulcay. Tekrar aynı şeylere evet. dönüyoruz. Bunları zaten aktarmıştınız. Ama evet. şöyle bir şey yapalım izin verirseniz. Belki serbest vuruş yorumcularının kafasına takılan hukuki sorular vardır. Onları yöneltsinler size. Olabilir, siz tabii. de onlara cevap Emniyetle. Verirseniz beni mutlu evet, edersiniz. Tabii. Var mı sorunuz? İyi akşamlar İlyas Bey. Ben Gökmen'e gidiyorum. Şimdi tabii hukuki olarak net olarak tabii siz uzman kişisiniz. Bu konuda da bizim fazla bir bilgimiz yok ama kafamızın erdiği kadar birkaç şey sormak istiyorum size. Madem şike falan yok tamam. Neçede aklanacaklar tamam. Aşağı yukarı 4-4,5 senedir bir mücadele söz konusu. Şimdi burada birkaç tane şey var. Yasa yokken telefonlar dinlendi diyor. Şike yoksa neden yasa yokken telefonlar dinlendi deniyor. İki, yapılan dinlemeler hukuki değildir. Madem şike yok, neden böyle bir cümle kurma ihtiyacı hissediyorlar? Yahut da bunları söylüyorlar. Kumpas olduğu için. Kumpas. Evet. Kumpas olduğu için. Pardon, affedersiniz, araya girdim, kusura bakmayın. Soru yöneltin, varsa evet. sorunuz. Yok, ben yani bunları söyleyeyim. Yani şike falan yoksa hukuki değil dedi. Mesela bir şey daha söyleyeceğim. Ama cevabını vereyim. Yani. Ya buyurun, buyurun. Çünkü Türkiye'nin birçok kurumlarını ele geçirme iddiasında olan kapsamlı bir suç örgütü var. Bu suç örgütü Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesi olan Fenerbahçe'yi de bir şekilde ele geçirmek istiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin hem ekonomik gücü var, ciddi bir ekonomiye yaslanıyor. Yani işte statlar yapıyor, üniversiteler yapıyor. Yani spor dünyasının ekonomik yapısının önemli bir paydasını Fenerbahçe oluşturuyor. Bunun da ötesinde Fenerbahçe çok büyük kitlelere ulaşma aracı. Yani işte milyonlarca taraftarı var. Ve bunu ele geçirmek, bunun yönetiminde olmak, bunun organizasyonunu elde tutmak bir siyasi yapı için, bir suç örgütü için önemli bir hedef. Doğru da bir hedef. Yani doğru bir hedef koymuşlar ve ona ulaşmaya çalışmışlar. Ne yazık ki sonuçta Fenerbahçe'nin direnme gücüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten kendisine yönelmiş bu tehdidi doğru zamanda algılaması sonucunda bu bertaraf edilmiş durumda. Umuyorum ki detaylarıyla da açığa çıktığı zaman kamuoyunun şu anda hala kafası karışık olan kesimleri de tatmin olacaklardır ve onlar da bu karanlık dönemi sona erdireceklerdir diye düşünüyorum. Sorusu olan? Sayın Bulcay, iyi akşamlar. Engin Çınar ben. Buyurun. Sevgili Bulcay, Trabzonspor yönetimi Yargıtay'dan gelecek olan cevabı bekliyor. Trabzonspor Kulübü Cenevre'ye hak mahkemelerine gitti. Bizi bağışlayın. Bizim futbol bilgimizden sizin bilginiz arasında dağlar kadar fark var. Yani bu 2010-11 yılından bu yıla kadar Trabzonspor seyircisi ve Trabzonspor yönetim kurulu böyle bir hikayeye inanacağınızı mı düşünüyorsunuz? Tabii inanmaları için aslında son 4 senede 5 senede Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkını incelemeniz bile yeterli. Yani 2011 yılında kafa kafaya şampiyonluğa ulaşmaya çalıştı iki takımda. Çok güzel bir mücadele verdi. Ama 2011'den sonra Fenerbahçe'nin yöneticileri hapisteyken takımının yarısı satılmak zorunda kalmışken ciddi bir ekonomik darboğazdayken o sene hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 21 puan kadar bir fark yedi Trabzonspor Kulübü. Ondan sonraki senelerde de o fark 14-15'ten 20'den aşağı çıkmadı. Şu anda bu senede aynı fark devam ediyor. Bunun iki tane sebebi var. Bir kere o dönemden bu döneme yöneticiler bu Fenerbahçe'ye karşı verdikleri mücadeleyi öne çıkararak kendi başarısızlıklarını gizlemek istediler. Trabzon kamuoyundan bunu saklamak istediler. Halbuki
Trabzonspor'un yapması gereken şey bir an evvel bu sendromdan kurtulup geçmişte de Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki bunun dayanağını biliyorsunuz uzun yıllar önce Aykut Kocaman'ın attığı golle kazanılan şampiyonluk o da çok stresli bir şampiyonluktu. Orada bir gerilim oluşmuştu Trabzon'la Fenerbahçe arasında. Bu ikinci gerilimle iki kulübü birbirine düşman haline getirdiler. Bunun Türkiye'ye iyi bir örnek olduğunu düşünmüyorum. İyi bir düşmanlık olduğunu düşünmüyorum. Bu topraklarda yeteri kadar farklı kesimlerin birbirine düşmanlığı var. Bu düşmanlığı bir an evvel bitirip yeni temiz bir sayfanın açılması gerektiği bir döneme giriyoruz. O nedenle Trabzonlar bunu anlamalılar. 3-4 senedir, 5 senedir neden Fenerbahçe'ye rakip olamıyorlar? Bunu çözerlerse 2011'de çözerler. Sayın Bulcay, 23 puan 15 puandan bahsettiniz de 75-76 yılında da 13 puan biz size fark attık. Futbolda bunlar muhteşem. Var. Biz onu sormuyoruz. Sevgili Bulcay, Trabzonspor. Büyük bir saygı duyuyoruz ve evet. Alkışlıyoruz. Anlayamadım efendim. Biz buna büyük bir saygı duyuyoruz. Tamam yani. Biz de size saygı duyuyoruz. Ama Trabzonspor'un yani oradaki avukatları sizden eşdeğer bilgileri olan belki sizden aşağı belki sizden yukarı olan avukatlar var. Yani bunların kafası basmıyor mu da Trabzonspor'u FIFA veya Cenevre'lerde kaslara gidiyor. Ya bir cevap şimdi siz çıkıp özür dilerim. Beni bitirirseniz ben sizi dinleyeceğim. Trabzonspor'un avukatları niçin mücadele ediyorlar? Yani bunun kumpas olduğunu yani siz inanınız da Trabzonspor yönetim kurulu mu inanmıyor? Yani buna biz hikaye ediyoruz siz, sevgili Bulcay. Peki şöyle söyleyeyim. Siz hiç herhangi bir davada bir avukata gittiğiniz zaman size davanızı kaybedeceğini söyler mi bir avukat? Böyle bir şey. Yani birincisi avukatlar tabii ki ellerine aldıkları konularda başarıya ulaşmak için hukuki bilgilerini kullanarak mücadele ederler. Trabzonspor'un avukatları da mutlaka kulüplerine bunları söylüyorlardır ve bunun için de profesyonel çok ciddi ücretler alıyorlar ama keşke şikeye kumpas davasının son duruşmasına gelseydiniz de Trabzon avukatlarının yaptıkları savunmayı dinleseydiniz. Bu mu sizin savunmanız derdiniz siz de. Bulursanız onun kasetini izleyin ya da tutanaklarını tabii şimdi burada olmayan demişler. Avukatlar için bazı ifadeler kullanmayalım. Bir dakika Sabri. Cevap hakkı doğan avukatlar varsa onlar da bağlanmak isterlerse serbest vuruşun sunucusu olarak ben onlara bağlanabilirsiniz ifade için hatırlatıyorum. Sayın Bulcay özür dilerim belki sizi yoruyorum ama ciddi konuştuğumuz yöneticiler var, doktorlar var. Yani hakimler, savcılarla da konuşuyoruz biz. Avukatlarla da görüşüyoruz. Trabzonspor ciddi olarak buradan çok büyük bir zafer bekliyor. Yani yarın öbür gün Kastan gelecek haberden sonra Mars olmayasın sevgili Bulcay. Çok affedersin. Hiçbir şey gelemez. Yani buna emin olun. Yani biz bunun 3 Temmuz'da da çok emindik. Milyonlarca insan da buna inandı. Fenerbahçeli de inandı. Belli bir süreç sonra zaten buna Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve başka takım taraftarları da inandı. Bizim yürüyüşlerimizde, eylemlerimizde hepsi vardı. Bunun bir kumpas olduğunu. Bugün Türkiye'nin siyasi kurumları da inandı. Türkiye'yi idare edenler, yönetenler, siyasi partiler bunların tamamı inandı. Yani kamuoyunun %80'i 90'ı artık yani Trabzon'daki çok küçük bir azınlığın ve orada bunun üzerinden kendi iktidarlarını kurmaya çalışanların dışındaki kesimi kesinlikle buna inandı ve bunun geri dönüşü de yok. Yani burada artık insanları yeniden ikna etme ihtimaliniz ve kabiliyetiniz yok. Türkiye'de oynanan büyük bir oyun bozulmuştur. Bunun bir parçası da Fenerbahçe ile ilgili oynanmıştır. Bundan da geriye dönebilmenin hiçbir şekilde yol ve yöntemi yoktur. İnsanlar oyalanmaktadır. Trabzonlular hala oyalanmaktadır. Yazıktır. Bu oyalama nedeniyle gerçeğe doğru dönememektedirler. Önlerine bakamamaktadırlar. Bugün Fenerbahçe önüne bakıyor artık. Programınızı izledim. Bazı sorunları olduğunu siz de tespit ediyorsunuz. Ama bu sorunlar büyütülecek sorunlar değildir. Çok yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkacak ufak tefek şeylerdir. Ondan sonra da Fenerbahçe'nin kolay kolay tutulabileceğini de düşünmüyorum.
Çok teşekkürler Sayın Bulcay. Rica ederim. İyi geceler diliyorum. Sevgili seyirciler, tekrar serbest vuruş yorumcularına döneceğim ama benim buradan erişme şansım yok. Sevgili genel koordinatörlerimizden, TVM Spor ekibinden ben rica ediyorum. Teyit edebilirler mi Mehmet Baransu'nun o altyazılarda da şimdi görüyorum bazı ifadeleri var. O sadece bir internet sitesinde yer almıştı. Teyit edebilirler mi başka internet sitelerinde özellikle büyük gazetelerin internet sitelerine girmiş mi? Onlara bir bakalım. Onu teyit edip bu ifadeleri kullanmak daha sağlıklı diye düşünüyorum. Onu diyecektim. Şimdi Mehmet Baransu'yla biz burada yaklaşık 1,5 yıl birlikte çalıştık geçen sezon. Fikir ayrılıklarımız oldu. Tartışmalarımız oldu. Doğru mu? Geçen seneki serbest suçta, daha önceki serbest suçta. Hiçbir zaman için ilkelerinden taviz vermedi. Duruşundan geri adım atmadı. Kim o? Mehmet Baransu. Yani savunduğu şeylerle ilgili. Şimdi savunduğu işte şeylerin şimdi, şu anda eğer doğruysa haber, şu anda o iddialı dimdik ayakta durması, kendi fikrini savunuyor olması sınıfta kaldı. Pişmanlık dilekçesi verir gibi şimdi. İşte abi şimdi şurada benim tereddütüm şu. Şimdi onu Sabri çok güzel orada bir nokta koydu. Dedi ki diğer büyük sitelere de bir bakalım. Hürriyet abi ben doğruysa diyorum. Bak şimdi ben diyorum ki Mehmet Baransu'yu ben de çok seviyorum. Ben seviyorum çok, da. Ayrı dava. Mehmet Baransu çok sevmem için bir sebep yok. Çok iddialı. İyi bir iş arkadaşı. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok iddialı. Gazetesinde yazılar yazarak İnsanları töhmet altında bıraktı ve hapishaneye girdi millet. Şimdi bana ifadesi değiştirerek pişmanım. Zekeriya Öz tarafından tehdit edildim. İddia. İddia diyorum. Ben de İddia doğruysa. Sıklıkla söylemeni rica ediyorum. Neden biliyor musunuz? Bir yerden girerler. Hatta töhmet altında bırakmak istemem. Eğer bu ifadeler, bu alt yazı doğruysa ben o zaman Mehmet Baransu'nun kalemini kırmasını beklerim. Şimdi burada çok önemli açıklama. Çünkü neden? Baba bu iddia insanların hayatını söndürdü ya. Öyle bir iddia ki hala Fenerbahçe şikeyle falan anılır oluyor olması bile bu leke kulübün üstüne yapıştırılması bu iddiadan kaynaklandı. Abi, Aziz Yıldırım ve arkadaşları ve etraftaki bazı kişilerin içeri girmesi bu Mehmet Baransu'nun kaleminden çıktı. Bu ifadesi doğruysa diyorum. Evet. Eğer doğru değilse benim konuşmamda yorumum askıda kalır. Şimdi, onun için tekrarlıyorum. Zekeriya Öz bu iddianın savcısıydı. Bu savcı eğer Mehmet Baransu'yu tehdit ederek böyle haber yazıyor olmasının yolunu açtıysa ve şimdi de tehdit olarak pişmanlık olayı dile getiriliyorsa bu pişmanlık biraz acımasız oluyor. Ben abicim 1-1,5 sene içeride yatacağım. Çoluğumdan, çocuğumdan, işimden yoksun kalacağım. Koskoca milyonlarca camianın üstüne şikelekesini yapıştıracağım. Sonra da pişmanım diyeceğim. Yırtacağım öyle mi? Abi şimdi şöyle... O kadar yeterli değil abi. Ziya abi devam edebilir miyim? Devam tamam. Şimdi sevmiyorum derken Mehmet Baransu orada sözümü geri alayım. O ifade kullanmadım. Çünkü ben Mehmet Baransu'nun ailece çocuklarını tanıyorum. Biz hep birlikte gittik. Aynı zamanda ben Mehmet Baransu'nun fikir ayrılığına rağmen nikah şahitliğini de yaptım. Şimdi orada o sözümü geri alayım. Şu çocuklar da bizi seviyorsa büyük bir kızı vardır. Ayıp olmasın. Eşi de vardır. Bize böyle şey yakışmaz. Çünkü arkadaş şu anda içeri girmiştir. Doğru mu? İçeride yatmaktadır. Ve bize cevap veremeyecek pozisyonda durumdadır. Onun için burada çok hassas, yani duygusal da gelgitler de oluyor haliyle Sabri. Sen de biliyorsun, biz yaşadığımız için daha çok bu konuyu. Burada gelgitler oluyor. Fakat şu, burada mesela çok önemli açıklamalar var iddialara göre, doğru mu? Zekeriya Öz kesinlikle gerçek delil peşinde koşmadı. Bak bu çok önemli, Zekeriya Öz. Sahte deliller üretilmesi için emniyete özel talimat verdi. Emniyete özel talimat verdi. Emniyette. Bakın bunlar çok ciddi ama iddialar. Işte. Yani, biz de bu iddiaları aldık okuyoruz. Yani biz bunu değerlendiriyoruz. Var ya da yok. Doğru mu? Sen burada önce şeyini yaptın. Yani arkadaşlar bana haber veriyorlar. Tamam, bazı önemli sitelerde iddia diye bu haber yer almış. Bakalım. Kaynağını lütfen araştırır mısınız? Çok iyi. Onu da araştıralım lütfen. Ali Fuat Yılmazer Pennsylvania'dan liste alır. Ön çalışmayı yapar. Medya ayağını Emre Uslu
onaylar servis ederdik diyor. Bu bunlar için tane takım çok önemli konular hakikaten bunlar. Kozinoğlu'nun ölümü kesinlikle incelenmeli. MİT'e gönderdiği ama MİT'e ulaşmayan mektuptan bir hafta sonra öldü. Tahşiye davası sonrası gelen tutuklamaları kimse beklemiyordu gibi açıklamalar. Burada tabii 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe aleyhinde... Fenerbahçe'yle işte ilgili orayı, yorumu yapalım. Onları tamam. Karıştırmayın. Onlar bizim işimiz. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe aleyhinde fazlasıyla konuşan yazan Mehmet Baran devlete ait gizli belge paylaşmak ve ajanıyla cezaevinde anlatır. Sitenin yorumu. Evet, sitenin yorumu. Sen şimdi, onu sporundibi.com'dan okuyorsun anladığım kadarıyla. Evet, oradan okuyorsun. Sporundibi.com'dan gelmiş bu. Mehmet Baran cezaevinde itirafçı olmayı kabul etti. İtirafçı olmayı kabul etmiş. Bu da önemli bir şey. Mehmet Baran. Pişmanlık yani. Pişman. Evet, evet, senin söylediğin gibi. Evet, orada bir itiraf var. Mehmet Baran Zekeri Öz de sözde şike davasında delil uydurup kendisine yazdırdığını söyledi bak. Yani Zekeri Öz sözde delil uydurmuş. Mehmet Baran suyu kullanmış. Kullanmış. Yani, Mehmet Baran'sı burada kullanılmış. Şimdi de pişmanım diyor. Şimdi ben de pişmanım ki, diyor. Ben de diyorum ki kardeşim. Abi pişman olabilir. Pişmanlık yetmez. O pişmanlığın karşılığında insanlar içeride yattı ya. Ama o da yatıyor şimdi zaten. Ah, yatıyor. Bir dakika şimdi. Bir dakika. O da içeride şimdi. Bir dakika dur. Çünkü yalan haber yazarak içeride yatmak durumunda kalmış şu anda. Yalan İddiaya haber. Göre. İddia olarak söylüyorum zaten. 1000 defa tekrarlıyorum. Eğer doğruysa, değilse sözüm askıda. Ama pişman olmuş. Ben tehdit altında bunları yazdım diyor ise ilk önce kalemini kırmalı. İkincisi, vallahi papaya mı gider günah çıkartmaya? Yazık günah bu. İnsanlar bu kadar zaman içeride yattılar. Benim seyrettiğim Fenerbahçe bütün maçlarda harbi maç oynadı. Sahanın dışını bilmem. Eskişehir maçları hariç diye. Sahanın içini ya, bilmem. Sahanın içini bilirim. Eskişehir maçı da dahil. En son Sivas maçı da dahil. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe ne kadar şampiyonluk kaybettiyse uzatma dakikalarında şampiyon olmuştur. Sahanın içi, sahanın dışına iddiam yok. Ama Baransu böyle pozisyona düşüp de tehdit üzerine bu haberi yaptı da insanların başını yaktıysa pişmanlık, özür dilemekten falan geçemezsin. Abi yani. Cezasını çekiyor içeride. Şimdi abi, bir. Ben o zaman günahsız insanlar niye girdi abi? İtirafçı içeri? Olması kötü bir şey değil. Ya kardeşim. Şu anda yani. Tamam. Bazı şeyin aydınlanması açısından. İtirafçı iyi bir şey. Tabii ki iyi bir şey. Ama abi o insanlar içeri girdiler ya. İşinden gücünden oldular. Kulüp koskoca milyonlara... Milyonlar... Abi koskoca generaller girdi, paşalar girdi, tamam. Subaylar girdi. İyi ya kardeşim, Balyoz ben de hepsinden işte bahsediyorum. Onlara sen kibarca söylüyorsun, çok açmıyorsun. Hepsinden bahsediyorum, isimlendirmiyorum. Doğru, hepsi içeri girdi. Camialar lekelendi. Camia demiyorum, camialar lekelendi. Sen abi, de, ben de, bizler de. Abi kullandırtmayacaksın kendini. Kardeşim... Bugün kullanırlar, yarın çöpe atarlar. Sevgili kardeşim... Bu işler böyle. Ben de diyorum ki... Ha bak savcılar da çöpe atıldı. Hakimler de. Abi savcılar kaçtı be kardeşim. E kaçacak tabii abi. Böyle adaletsiz ya iş yaparlarsa kaçacak. Abi savcılar niye kaçıyor? Kullandığımız ya ifadelere dikkat tamam. ederek yapalım. Niye kaçtı o zaman arkadaşım? Doğru mu? Onu tartışıyoruz biz burada yani. Her ya neyse. Polisler 5 seneyle 15 sene arası ceza aldılar. Neden aldılar? Kumpas. Kumpas abi. Dinlediler diye. Hukuksal olarak dinlediler diye. Doğru mu? Hukuksal olarak değil. Hukuksal için. Abi. Savcı talimatıyla... Zorlanarak böyle bir ifade kullanıyor. Kumpas dedikleri bu. Ya üniversiteli kıza ne yapmışlar işte? Abi tabii. Üniversiteli kıza... Abi şimdi benzetmeleri bu. Biz kendi dünyamızı tamam abi futbol dönemde neler yapmışlar abi? Ya bunlar, abi sorun koskoca Cumhurbaşkanı neler yaptılar ya, abi Tayyip Erdoğan'a? Kardeşim ben de... Koskoca devletin başkanı ya. Darbe yapıyorlardı neredeyse. Ya kardeşim ben de diyorum ki... Biz kendi mevzumuzun dışına taşmayalım. Tamam abi ben de halkın konuştuğu şeyleri aktarıyorum. Zaten bu olaylar buraya kadar geldikten sonra yanlıştan geri dönüldü. Ve insanlar 5 sene, 6 sene, 3 sene, 2 sene, 1 sene yattılar içeride. E benim bir de arkadaşım yattı kurban yarbay. Ya, aslan gibi tamam, çocuk. Tamam kardeşim. Amfibi. Ya tövbe estağfurullah. İntihar edenler olmadı. Olmadı. Oldu yani söylemek istediğin. Kötü hastalıktan ölenler oldu. Ne hakim kaldı ne asker kaldı hepsi içeride zaten. Ziya yani, abi, yılların zaman? Futbolun içindesin abi. Evet. Seni bütün Trabzonlular efsane kaptan diye tanır futbolun evet, içindesin. Sağ olsunlar. Doğru söylüyorum. Sana çok selamları da var. Sağ olsun. Seni de seviyorlar. Gökmen abiye de saygıları var. Yani futbolcu olarak. Bir şey daha söyleyeyim sana.
Bu kadar yalan, dolan, hikaye mi bunlar? Yani o kaleci diyecek ki ben Audi istemem, Mercedes isterim. Öbürü diyecek ki trafikte 150 yaptım, 140 yaptım, atlattım. Bu kadar bütün o dediklerimizin hepsi tapet edildiler. Yalan. Onlar bunlar yalan. Yani millet o Kurtlar Vadisi var ya 15 senedir oynuyor. Böyle bir 5 sene bir film mi çevirdiler bize sevgili kaptanım? Abi ben şimdi onları bilmem. Ben şu anda olayın Meyhan Taşı denilen Mehmet kardeşim Mehmet Baransu'nun son ifadesi üzerine iddia üzerine konuşuyorum. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. O, bu yoldan çıkarak yorum yapıyorum. Hayır, o yorumlarına bir şey demiyorum. Ben bu yorum dediğin, zaten bu yorum dediğin senin anlattıklarını yazarak savcı talimatıyla tehdit edildiğim ifadesinin üzerine yorum yapıyorum. Ya böyle bir şey olur mu? Dünyanın neresinde böyle bir şey olur? Sevgili Özdenek sen dünya, ne diyorsun? Dünyanın neresinde olur bir şey Ziya abi? Bu işlere ne diyorsun yani? Boş, 5 yıl boşuna mı konuştuk? Konuşmayın Ziya. Tamam bir şey Gökmen abi bir şey söylüyor. Gökmen abi. Ben yorum yapmak istiyorum. Sakatlanacağım çünkü. Öyle bir burama geldi çünkü. Onun için yorum yapmıyorum. Aman abi 88. dakika. Aynen susmayı tercih ediyorum. O zaman sevgili Sabri bugün... ben sana şunu net ve söylüyorum. Bak TVM'in izleyici dinlesin. Trabzonspor'un yöneticiler bu işlerini asla peşinde bırakmıyor. Kasaga'da gidildi. Çok büyük umutlarla beraber de herkesin ak dediği karada çıkabilir. Onun için ilerleyen zamanları bekleyeceğiz. Biz sporcuyuz. Maalesef sporcu olmamıza karşılık hukukçuların mücadelesinin içindesindeyiz biz de. O yüzden herkes hukuk kapısını sonuna kadar çalacak elbette. Onun için biz herkese saygılıyız. Ama mesela bakın bizde yargılamalar falan oluyor. Nepal'de de şike olayı ortaya çıkmış. Bakın hangi suçtan ve neyle yargılanıyorlar. Türkiye'de şike davası tüm sanıkların beraatiyle sonuçlanırken ülkemizden çok uzakta Nepal'de akıllara durgunluk verecek gelişmeler yaşanıyor. Yaşananlar bir şaka ya da bir iddia değil. Bahis konusu ülke Nepal. Yaşanan olayın içindekilerse Nepal milli takımının futbolcuları. Nepal milli takımından 5 futbolcu 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde şike yaptıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Futbolcular milli birlik ve beraberliği tehlikeye attıkları için vatana ihanet suçuyla yargılanıyor. Yanlış duymadınız. Nepalli futbolcular vatana ihanetle suçlanıyor. Ve yargılamaları bu yönde olacak. 5 Nepalli oyuncunun banka hesaplarına yüklü miktarda para aktarıldığı ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkan 5 Nepalli oyuncu ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor. Evet, bu konuyla ilgili yorum yapmak isteyen serbest vuruş yorumcusu var mı? Ömür boyu hapis, vatana ihanet, şu bu. Abartmışlar ya. Hakikaten orası belli yani, Nepal. Kafayı yemişler ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya ömür futbol boyu, için, hadi geç ya abi. Futbol için hapis hiç yapmaya ya değer mi? Ömür boyu bir de özel. Yani şimdi ben onu anlamıyorum. Deminden beri dinliyorum da beynimde böyle kuruyorum da. Biz dünyaya kaç kere geliyoruz abi? 10 defa. Ya bir kere geliyoruz abi. Bir kere geliyoruz. Yani şimdi neymiş anasını satayım bu futbol yani? Bu futbol için millet işte o takımı yersin diye o ona bir şey yapıyor. Abi ondan sonra... yalnız o kadar değil iddia filan her şey. Abi bu borsa ya. Abi tamam da insanı... Bu borsa iddia deyince de sinirlenme yalnız. Sen yok, iddiacısın yok, çünkü. Yok abi ben... O bıraktı şimdi iddiayı. Ben abi ben her şeyciyim ya. Benim adım, tek bir şeyim yok. Şimdi bak abi bir şey söyleyeceğim. Ya kardeşim Ziya abi futbol hepimiz buradan ekmek yedik. Oynayarak yedik. İşte babamızdan yedik, dedemizden yedik. Yedik bu futboldan ekmek. Babadan yemedik. Evet. Sen babadan yiyorsun hala. Biz hala mı? Nerede yiyorsun? Biz babadan dayak yedik. Yemin ederim hala, top oynuyoruz. Niye hala? Biz babadan değil. Dayak yedik Ziya. Biz babadan değil. Sen ama babanın sen babadan. Mirası adı ya. Oğlum sen elin bakayım. Sen babanı tabii. Biraz yedirsin o kadar. Tamam. O kadar gurur duyarım. Tabii ben de gurur duyacağım. Işte, hepimiz coştun abi bir tane. Şimdi bir şey diyeceğim. Futbol tamam çok önemli bir şey. Ben de ekmek yedim yıllarca da. Ya kardeşim ben dünyaya bir kere gelmişim. Yemişim futbolu. Futbol için hapis yatılır mı ya? Niye? Bu kadar basit mi ya? Bu kadar basit tabii. Abi ne var yani şimdi? Dünya böyle. Ne olacak yani? Dünya böyle. Yunanistan böyle. Fransa böyle. İtalya böyle. İspanya böyle. Hepsi böyle. Dünya böyle abi. Tamam da yani ben yani, şimdi. Hapiste yatıyorlar. Abi tamam da ben şimdi gelmişim. Allah'a şükür mesela diyelim benim param var. Sağlığım yerinde. Ben kendim için demiyorum. Sağlığım var. Huzurum yerinde. Ailemi alırım, tatilime giderim, oraya giderim. Ne olmuş? İşte o benim başkan oluyorum bir takıma. Benim takımım o takımı yansın diye ben bir şeylerle uğraşıyorum. Paralar falan. Sonra hapse giriyorum.
Ya bu değecek şey mi kardeşim? Ya. Al gel dünyaya gel bir kere yaşa en güzel şekilde yaşa git öbür tarafa. Ne oluyor yani bu kadar? O şike mi yaptı bu şike mi yaptı hapis mapis ya bıraksınlar bu işleri ya. Bakın ben sana bir şey söyleyeyim. Nedir bu ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Gökmen de rahmetli Özhan Canaydın'dan ya bu kadar işim var gücüm var param var ne işim var yöneticilikte filan gibi laflar verdi. Şimdi bazı yöneticiler işlerini büyütebilmek için yönetici olmaya soyunuyorlar. Çünkü öyle bir tatlı ihaleler alıyorlar ki eğer büyük kulüplerin yöneticileri olmasalar sade vatandaş olarak kapıya gidemezler. Hayır ben yönetici olmalarına bir şey demiyorum Ziya abi. Yani, yönetici olsunlar da bu toplara niye giriyorlar? Bu topa girmesinler. O toplara da vasıtalı yan toplara giriyorlar. Arada bir sakat sonra tendon bağlarına darbe alıyorlar. Sakatlanıyorlar ve işte böyle oluyor. Ama şimdi bu dünya her yerinde böyle kardeşim. Gir yap zevk olarak yap. Ya yok abi. Gir zevk olarak yap. Sen de gırgır yap. Bu şekilde zevk ya. Alıyorlar. Yani bu şeye kadar mı? Hani bu, bu söylemek olarak. İstemiyorum yani ya böyle dalavereyle, aravereyle mi oluyor? Aa, yani? Zevk mi alıyor? Abi. Gitsinler şey oynasın, altın oynasınlar, iddia oynasınlar, o şey ya. Makine çeksinler. Ya bak iddia middia dediğim bu olayın içinde var zaten. Tamam işte onu diyorum yani. Yo, i̇ddia oynasınlar filan diyorsun. Bazı yöneticiler iddia da oynatıyorlar. Biliyor musun sen? Onu bilmem. Ya bilmezsin. Sen nasıl bilmezsin? Vallahi anlamam. İlk önce en fazla seni bilmen lazım. Vallahi anlamam. Ya sen anlamazsın. İddia, iddia programı yapıyorsun. Ya bunları program neler alakası var? İddia bir marka çünkü. Program yapıyorsun diye ben o işlerimi bileceğim diye bir kural var. Gireyim de bak. Duygun Yersin Atlı'ya Galatasaray Başkanı var. Evet çok saygılı bir adam. 6 ay evet. 6 ay başkanlık yaptı. Sonrasında dedi ki bu zor iş bunlar yapılmaz dedi. Sonra federasyon seçimi vardı. Bir anda gitti şey koydu. Federasyon başkanlığına aday. Başkanlığına adaylık koydu. Neden? Neden? Seviyorlar bu işleri. Neyi seviyorlar? O koltuk aldı bir değdi mi bitti? Biliyorum. Koltuğu bırak adam mikrofonu gördüğü zaman adam zaten mikrofonu gördüğü zaman adam yönetici konuşayım bir şeyler söyleyeyim diye bayılıyorlar. O ayrı. Zevk yapsınlar diyorum ben. Yani zevk alarak bir şey yapsınlar. Zevk bu yapsınlar. İşlere girmesinler abi. Zevk abi, yapsınlar deyince. Böyle zevk alıyorlar. Şimdi önceki hafta bir derbi yaşandı biliyorsunuz. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Ben konuyu takip etmemiştim. Ben doğrusunu isterseniz çok fazla bilgi sahibi değildim ama Fenerbahçe bir açıklama yapınca ben de yeni öğrendim. Hadi hep birlikte TVM Spor Servisi'nin yaptığı haberi dinleyelim, izleyelim. Fenerbahçe Galatasaray derbisi biteli 2 hafta oldu. Ancak derbinin tartışmaları bitmek bilmiyor. Tartışılan konu Şükrü Saracoğlu stadında şişme kadın oyuncuya Galatasaray forması giydirilmesi, sonrasında da yakılması. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuş ve tartışılmıştı. Galatasaray cephesinden bu konuda Fenerbahçe'ye sert eleştiriler geldi. Eleştirinin boyutu artınca da Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kamuoyuna duyuru başlığı altında yayınlanan açıklama şöyle. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la oynadığımız maçın öncesinde gerçekleştiği belirtilen, özellikle sosyal medyada yer alan şişme kadın oyuncuya Galatasaray forması giydirmek suretiyle formayı yakma eylemiyle ilgili kulübümüz bir takım şikayet mektupları almıştır. Kulübümüzün konuya dair yaptığı tahkikat neticesinde bahse konu olayın herhangi bir şekilde stadımızda ya da tesislerimizde gerçekleşmediği bir restoranın önünde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup gerekli adli süreç sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü. Hatırlanacağı gibi İzmir Fenerbahçeliler Derneği yine bir derbi öncesi düzenlediği gecede dansöze Galatasaray formasını giydirip oynatmış. Bu görüntüler sarı kırmızılı cephede büyük tepki toplamıştı. Gökmen Özerak, bu bölüme sizinle başlayalım istiyorum. Haberi dinlediniz. Evet. Ne dersiniz? Maçtan önce ne dedi Az Yıldırım? Biz dostuyuz biz dedi. Sonrasında gitti, yöneticiler çıktı kendileriyle, başkan falan gitmişler. En ufak çay bile şeyden içmişler, neydi o parayla içiliyorsun ya orada bir yerde. Yani bir hoş geldin falan, makinede. Bir hoş geldin falan yok yani. Şimdi böyle bir rekabete, böyle forma da yakar. Galatasaray'a geldiği zaman Galatasaray'a. Çünkü her zaman revanş faalleri daha tehlikelidir, sakatlar adamı. Şimdi böyle bir olay tamam çıktı doğru mu bilmiyorum artık. Ama statta olmadı efendim. Statta mı dışarıda mı olmadı. Olmamış. Bilmiyorum yani. Hayır şu görüntü işte. Orası. Bilmiyorum. O görüntü durabilirler mi onu bir restoran mı bir görelim ya restoran diyorlar da bir merak ettim. O deminki o. Heh şu dursun arkadaşlar da bir inceleyelim restoran mı orası. Stat mı abi orası restoran mı anlayamıyorum. Ya, önemli değil ya. Stada benziyor. He, şimdi bu tip şimdi taraftar Galatasaray taraftarı Fenerbahçe oraya da gelecek diyor ne yapacağız göreceksiniz falan. Yani bu tip şeylere girmek istemiyorum ben artık. Buram'a geldi.
Anladım. Yani bu yöneticilerin demin de söylediğim gibi genel anlamda bakıyorum. Yalnız Aziz Yıldırım'la ilgili değil. Genel herkes kendi çıkarları yahut da kulübü menfaatleri adına taraftarını hoş görünebilmek için. Demin de arkadaşlarım söylediği gibi işte ihaleydi, oydu buydu kazanabilmek için. Hep taraftara yönelik yapılan şeydir bunlar, sempatilerdir. Bundan dolayı da senelerdir nalet olsun yani bıktım ben de konuşmaktan, söylemden de. Yani nasıl bir barış gelecek? Bu, yani insanların birbirine ne derece saygı duyacak, ne derece sevgi gösterecekler merakla bekliyorum. O gün de söyledim, dün de söyledim galiba, geçen hafta. Siyasi olarak da futbol daha önceden başladı bu kadar kin, nefret, öfke. Ama maalesef siyasette de son 10 senedir buna bulaştık. Herkes bir tarafta ne olacak, memlekete hayırlı uğurlu olsun. Bütün herkese eylemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Abi bu, yapacak bir şeyim yok. Bu şişme kadını, evet. Bir şey kafama takıldı. Bu şişme kadın hikayesi vallahi çok ilginç ya. Niye? Ya yani bunu bulmak, şişme kadını getirmek. Şişirmek, he. Orada onu estantene yapmak, forma giydirmek. Senin de hoşuna mı gitti? Yakmak, ben sana bir şey diyeyim mi? Müthiş bir yaratıcılık bu. Allah Allah. Bak biraz bir şey diyeceğim, temaşa olarak düşün. Ya eskiden ne Allah Allah. Şu olay hoşuna mı gitti? Eskiden ben sana bir şey diyeyim mi? Şu olay hoşuna mı gitti abi? Döndürme lafı ya. Bayıldım, neden bayıldım? Bayıldın. Eskiden böyle cenazeleri alırlar. Canlı yayındayız, bir şey diyemez. Size bir şey söyleyeceğim. İkinizin de abuk sabuk şeylere bayılmanıza ben de bayıldım. Abi adam şuna bayıldım diyor abi ya. Abi bir dakika bak. Beni niye karıştırdınız ya? Ben bayıldım demedim ki bu dedi. Hayır, eskiden cenazeler taşınırdı yani sırtta. Yakılırdı bakılırdı özene. Tamam. Ya buna bir espritüel olarak düşünün. Ya böyle bir espri olur mu arkadaş ya? Hoş bir şey değil ya abi, kardeşim sen Galatasaray formasını şişme kadına giydiriyorsun. Tamam. Ondan sonra yakıyorsun. Böyle bir espri olur mu ya? Fenerbahçe camiasına. Kardeşim espri anlayışı espri bu değildir. Bu... Şimdi söyleyemiyorum yani yayındayız ben nasıl konuşayım? Fenerbahçe camiası suçu var mı? Ne diyeyim abi şimdi ben buna? Hayır bir şey diyeceğim Özer. Fenerbahçe camiasının ne suçu var? Hayır, evde beraber oturuyor olsak ben sana bir şey diyecektim de diyemiyorum. Hayır ne suçu var? Abi şişme kadınla benim ne ilgim var arkadaşlar? Sen şişme kadını getirene sor. Şişme kadından zevk alıyorsun. Allah ben mi şişirdim kadını? Ay sen şimdi oradaki taraftan şu olaydan zevk alıyorum diyorsun ya. Yani sen S ile başlayan bir şey diyeceğim sana diyemiyorum yani. Ay baba hakikaten. Ay baba bazı insanlar var böyle bana bak. Böyle şişme kadınlardan çok zevk alan insanlar var. Tövbe sen de onlardan mısın ya? Olabilir mi? Yapmayın. Çok ayıp ya. Rica ederim. Var ayıp ya. Yani. Böyle yani, şey nereden çıkıyorsun şişme kadın hoşuma gitti nereden çıkardın şimdi? Abi o şişme kadın. Ne hoşuma gitti? Kadın mı hoşuma gitti? Bir dakika bir dakika. Sen espri olarak mı anladın? Kesin şunu ya. Allah aşkına. Başka konuşacak şey mi kalmadı? Resim yine orada duruyor. Ya abi şişme kadınla Fenerbahçe kulübünün ne ilgisi onu diyorum ya abi. Bu Galatasaraylı mı bu şişme kadın? Yok şey mi? Öbür maçta ne bileyim der Galatasaray şişme kadını yakarlar. Berabere biter maç. Sen abiciğim bak Adnan abi sen güzel tamam haklısın da. Sen şimdi bu espri deme buna. Çünkü sen buna burada yorumcu olarak espri güzel espri dersen. Ya ondan onu düşünmüş arkadaş. Ya tamam da böyle bir espri abi. Yok. Senin bunu tenkit etmen lazım. Sen buna espri dersen yani yazıklar olsun ya. Sen buna ya espri diyemezsin. Ki, bunu düşünmüş adam. Bir şey yapmış kardeşim, düşünmüş. Kardeşim benim Galatasaray formamı şişme tamam, kadına geçirmiş. Tamam, yakmış. Ama. Sen hala espri diyorsun ya. Ayıp ya yazıklar olsun. Sen ne diyorsun? Yapma. Kadın gidiyor. Fenerli de Galatasaray forması giydirmişler. Öyle neden düşünmüyorsun? Nasıl? Bu da... Şişme kadın Fenerbahçe'nin de Galatasaray forması giydirmişler. Nereden aldın Fenerbahçe'yi? Gördüm. Abi, elini gördüm. Fenerbahçe de olsa olmaz. Ya bu neyi konuşuyoruz abi? Kurban olayım ya. Bırak ya sus ya. Ya bu kadar başka bir şey yok mu konuşacağız? Abi adam güzel diyor. Delirtiyor bizi. Ya Allah'ım demedim yanlış anladım. Bir saniye izin verir misiniz? Bir dakika. Adnan ne demek istediysen lütfen ben senden burada rica ediyorum anlat. Burada bir yaratıcılık yapılmış. Ben doğru söyledim arkadaşlar ama bu Fenerbahçe camiasına ya Allah'ın seversen yaratılmış yaratıcılık diyorsun. Ya kadını şişirmiş yapmış ne bileyim işte abi yakmış o da değişik bir şey yani. Bak onu tartışıyor Türkiye. Ya canlı kadın yakacağına bunu şişirme yakmış diyorsun. Ne niyetli yani bu? Bir de canlı da yakabilirdi diyorsun yani. Ya canlı yakar mı abi? Öyle yani şey başka türlü yani. Ya bunu Fenerbahçe'yi de yapsa rezillik, Galatasaray'da ya yapsa rezillik. Doğru. Böyle şeyler yapılması. Zaten Adnan Aybaba yani zaten millet birbirini öldürecek. Gerilmiş herkes sen hala buna espri diyorsun. Yapma gözünü seveyim ya. Saha içindeki futbol rezil olduğu için, rezil bir rekabet olduğu için de dolayısıyla bu tip şeyler prim yapıyor yani. Aslında üzülme, yani. Oturup ağlamamız lazım ama işte. Abi nerede? Car ediyor. Şimdi aslında şu da var. Hani özür dilerim. Belki yanlış bir şey söyleyeceğim şimdi. Gazetecilik farklı çünkü. Hani naklen maçlar sırasında bir seyirci sahaya atlardı eskiden. Evet. Herkes bunu görürdü. Şimdi artık UEFA bunu yasakladı. Evet. Hiç kimseye gösterme. Ya böyle olayların fotoğrafını çekmeyelim. Görüntülerini... televizyonlarda yayınlanmıyor. Tamam, zaten geldin. adamlar diyor ki statta değil diyor. Fenerbahçe açıklama yapmış. Değil dışarıda mi? Diyor dışarıda. Restoran önü diyor.
Ve Fenerbahçe de diyor ki Fenerbahçe biz bunu diyor icraya yani Fenerbahçe de kızmış. İcra değil. Ya icra mahkeme, diyorum. Mahkeme. Fenerbahçe de kızmış. Fenerbahçe de kızmış. Yani senin kızmadığın olaya, espri dediğin olaya Fenerbahçe yönetimi bile kızmışken sen espri diyorsun. Seni alkışlıyorum yani. Ya bırakın. Mevzuyu ne kadar uzatıyorsunuz ya? Tamam uzatmayalım. Bir başka konuya geçmek istiyorum. Bursa Spor Basın Sözcüsü Suat Paçacı. Bakın neler söyledi. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yanlıştır ama ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. Bu sözler olay çıkardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Bursa Spor Yönetimi ve Başkanı'na hedef alan açıklamaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ben burada iyi niyetle hizmet ettim ve ben futbol hayatımda en büyük katkıyı bu şehre yaptım, bu takıma yaptım. Şenol Güneş açıklamalarında Bursa sporlu bir futbolcunun kendisini arayıp yalvardığını ve Beşiktaş'a aldırmasını istediğini söyledi. Senin kaptanın bana yalvardı gelmek için. Ben kulübün başkanı aradım. Hiç bu oyuncu da ayartmadım. Ama o kadar çirkin ifadeler kullandı ki. Ancak Güneş bu oyuncunun adını vermedi. Hal böyle olunca da kafalar karıştı. Acabalar çoğaldı. Bu oyuncu Serdar Aziz mi yoksa Volkan Şen miydi? Bu tartışmaya Bursa Spor basın sözcüsü Suat Paçacı son noktayı koydu. Paçacı, Şenol Güneş'in adını vermekten kaçındığı oyuncunun Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen olduğunu söylerken Beşiktaş'ın hocasını da sert sözlerle eleştirdi. İşte Suat Paçacı'nın o sözleri. Maç sonunda bir oyuncu eğer teknik direktörü hakaret edecek cüreti gösteriyorsa yine maç sonunda hocanız maçı bir tarafa bırakıp geçmiş üzerinden polemik yaratmaya devam ediyorsa bu ülkede futbolun gelişmesi için kimin ne katkı sağlayıp sağlamadığını konuşmaya gerek bile yok. O zaman şunu da söylemek lazım. Bursa Spor Kulübü Başkanı oyuncularımızın kafaları karıştırılıyor dediğinde niye itiraz ettiniz? Hem şark kurnazı diyeceksiniz, yalancı tüccar diyeceksiniz, sonra da eski kaptanınız Volkan Şen beni arayıp gelmek için yalvardı diyeceksiniz. Dün gece maç sonundaki açıklama oyuncularının kafalarının karıştırıldığına dair bir itiraf değildir de nedir? Birkaç hafta önce Beşiktaş muhabirleriyle yaptıkları kahvaltıda söylenen ve bütün medyada yer alan açıklamayı da hatırlatalım o halde. Muhabirler soruyor, Bursa Spor'dan kimi istersiniz diye. Cevap da şu, Serdar Aziz'i isterim. Beşiktaş'a geldiğimde de istemiştim zaten. Şimdi bunca laf, bunca söz, kafa karıştırmak değil midir? Evet Adnan, bu kafa karıştırmak mıdır? Abi vallahi bu işler hiç hoş değil, ben sana söyleyeyim. Şimdi Şenol Hoca... Hocaların hocası gibi düşünüyorum ben. Yani çok önemli Türkiye'deki bütün hocalarımıza saygı, sevgi duyuyoruz. Hepsini takdir ediyoruz. Takdire şayan insanlar, zor şartlarda mücadele ediyor ama Şenol Hoca bir hoca eğitimiyle, milli takım teknik direktörü Trabzon'u çalıştırmış. Çok büyük mevkili. Şimdi Şenol Hoca'nın bu futbolcularla muhatap olma işine ben akıl sır edilemiyorum. Anlatabildim mi? Yani Şenol Hoca'nın muhatabı teknik direktörler olmalı bana göre. Mesela Galatasaray teknik direktörüyle, mesela Pereira'yla. Görüşe, alışveriş yapabilir ya da bir konu varsa tartışabilir. Ama Şenol Hoca'ya bakıyorum futbolcuyla çok polemiğe giriyor futbolcularla. Bu hoş değil. Kulüp başkanlarıyla çok polemiğe giriyor. Bu hoş değil. Şimdi rakip taraftarlarla giriyor. Yani Gökmen abi şimdi bunlar olunca arkadaş takımın iyi gidiyor. Maçları kazanıyorsun doğru mu? Çok güzel. Takımın da iyi bir takım. Şimdi daha sonra bunlar bize dönüyor. Herkes şimdi başlayacak Beşiktaş'a karşı cephe oluşacak. Karşı bir cephe oluşmayacak mı? Bu da bize yansıyacak Beşiktaş'a. Bırak arkadaş sen işine bakacaksın. Takımını çalıştırıyorsun. Herkes de Şenol Hoca'yı takdir etmeyen var mı? Yok. Şurada hepimiz konuşuyoruz. Beşiktaş iyi futbol oynuyor. Helal olsun. Milli takım oyuncuları verdi. Bursa'ya gitti milli takım oyuncuları verdi diyoruz. Takdir ediyoruz. Çok güzel söylüyorsun. Gerek yok abi. Sana bir şey söyleyeceğim. Son günlerde söylenen birkaç tane sözü not aldım şuraya ya. İnanır yazıklar olsun yani ne hallere geldiğimiz ya. Bak şimdi. Bir tane eski futbolcu. Bak örnek veriyorum. Bir tane eski futbolcu diyor ki. Bir koskoca kulübün başkanı için sahte imza attı diye bir şey diyor. Bir tanesi çıkıyor koskoca kulübün bir başkanı 100 dolara bilmem ne takla atar diyor. Bir tane teknik direktör çıkıyor bir futbolcu beni aradı bana yalvardı diyor. İmrendiğin adam. Efendim? İmrendiğin adam. Kim o? İmrendiğin adam. Biraz evvel söyledin ya. Kıskanıyorum dedin ya. Ya kıskanıyorum dedin ya. Abi bir dakika. Ya bir dakika Ziya abi beni dağıtma dur anlatayım. Dağıtma. Bir dakika anlatayım da bak. Sahte imza. Birisi diyor 100 dolara takla atar diyor. Bir tanesi çıkıyor. Bir futbolcu beni aradı yalvardı diyor. Futbolcuyu rencide eder konuşma. Bir teknik direktör. Böyle konuşmaya gerek yok. Bir tane teknik direktör, bir tane futbolcu teknik direktöre küfür ediyor. Bir tane teknik direktör çıkıyor. Futbolcunun ona küfür ettiğini söyleyemiyor. Cesareti yok. Ya kardeşim böyle bir şey olur mu ya?
Yani ne hallere geldik abi, edilen laflara bak yani. Bir tane futbolcu sahte imza diyor başkana. Başkan 100 dolara takla atar diyor. Öteki diyor ki ben futbolcu diyor, beni aradı yalvardı diyor. Bir tane futbolcu küfür ediyor teknik direktöre. Teknik direktör çıkıp bana futbolcu küfür etti diyemiyor. O cesareti gösteremiyor. Ya biz ne hallere geldik abi? Ne hallere geldik? Ya bırak şimdi Şenol Güneş %100 hatalı bana göre. Şenol Güneş de hatalı burada. Madem konuşuyorsun, sen çocuğu niye rencide ediyorsun ki? Çocuk seni aradı. Sen bir büyük olarak seni aramış, beni al demiş diye. Sen o kadar toplumun yani, önünde çocuğu niye rencide ediyorsun? Şenol Hoca'ya çok büyük bir küfür oluyor statta. Kim? Küfür oluyor ve muhabir de. Hayır. Kim yemiyor küfür ya? Ya herkes tamam. Küfür yiyor. Kim küfür yiyor ya? Herkes yiyor. Tamam. Herkes yiyor. Keşke yemez. Futbolcular da aslanlar gibi her türlü küfür tamam. Yiyorsun. Çocuğu evet. Niye şey kulağını yapıyorsun? Tıkacaksın abi, bitti. Hoca da futbolcu da. Çocuğu niye rencide ediyor ki şimdi yani? O da bu. Yani çocuk aramıştır. Hocam beni al demiştir. Çocuk ona yalvarmış. Çocuğu şimdi atıyor bütün toplumun önüne. Yani Şenol Hoca'ya yakıştı mı şimdi bu? Bir şey o kadar kültürlü bir öğretmene yakıştı mı yani? Sen başlamıyorsun. Şimdi Beşiktaş ve Bursa Spor seyircisi Türkiye'de en popüler seyircilerden, yani iki takımdan biri. En popüler, hemen hemen ilk beşe girer bu iki seyir takımın seyircisi. Çılgın bir taraftarı var. Zaten bunlar birbirlerinden düşman. Beşiktaş, düşman, Bursa, yıllık düşman seyirci. Yani birbirini sevmiyorlar. Öyle yani bunlar ekürü. Ya ekürü olmaları lazımken Ziya abi, Bursa taraftarı. Bursa'da bizim, Bursa'da top, yıllardır da top oynadık. Orada arkadaşlarımız da var. Bursa şehrinde taraftarlar kendi hocalarına da olmak üzere. Çok zor bir yer Bursa yani. Trabzon nasıl zorsa Bursa da öyle bir zor yer. Bunlar zaten düşman. Şimdi ne diyoruz? Türkiye dünya üçüncüsü Şenol Güneş. Trabzonspor'un efsane topçusu Şenol Güneş. Beşik geçen sene harikalar futbol oynatan Bursa Spor. Bu sene 26 gol atan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş. Ya şimdi hoca, sevgili Şenol hocam ya. Ya bunlara niye gerek var? Sen barıştırıcı olman lazım. Bunları yapman lazım. Hocasın, öğretmensin. Ya bunlara ne gerek var? Sen konuşuyorsun, hani mecbur konuşuyorsun. Niye konuşuyorsun? Bursa'nın başkanı sana böyle dedi. Siz de ona böyle dediniz. Ya sen kültürlü bir insansın, hocasın, Şenol Güneş. Ya sevgili hocam, yani Türkiye'nin karizmatik teknik direktörlerinden birisin. Bence sizin daha olumlu davranmanız lazım ya. Sen Beşiktaş takımını yönet. Geçen hafta aynı şeyi söyledim ya. Yani sen kültürlü insansın. Bunlara niye giriyorsun? Ama Bursa Başkanı da Şenol Hoca'ya çok ağır konuşmuş. Ya anlatamadım sana. Hayır, ya Şenol, Şenol benim Trabzon'da hemşerim. Şenol'un başarısından şu masada 5 kişiden 6 kişiden en çok gurur duyacak olan benim. Palavraya gerek yok. Biz dedik ki geçen haftalarda 5 sene biz sahip çıktık da 2000'den sonra dünya üçüncüsü olduktan sonra İstanbul kanadı, televizyoncular, sizlere söylüyorum, sizler içindesiniz. İstanbul Şenol Güneş niçin milli takıma gelmedi diye düşünen var mı? Soran var mı? Ama biz 5 kere Şenol Güneş'e sahip çıktık. Bana dediniz ki gene aynı papağan gibi tekrarlıyorum. Ya Şenol'u niye sevmiyorsun sen ya? Hayır, Şenol'u ben seviyorum. Çok da seviyorum. Ama bu yaptığı yanlış. Yine abi dediklerine bak. Dediklerine çoğuna katılıyorum. Ama sadece futbolcuyu rencide edecek. Yani bana yalvardı diye futbolcuyu kamuoyunun önünde söylemesi yanlış. Diğerlerinin diğer söylediklerine ben o katılabilirim. Çünkü o da canı yanmıştır. Abi evet, burada şey başkanlar var. Ziya abi var. Gökmen abi var. Ziya ben yanlış mı konuşuyorum? Benim yani benim düşüncelerim yanlış mı? Abi ben şimdi bunu takdir edemem. Hayır, kişi, takdir etmene gerek yok. Şimdi şöyle yani. Ben mi yanlışım abi? Affedersin. Abi yanlış doğru filan değil. Anket yapalım şimdi. Arzu ettiği gibi yorum yapabilir. Benim bu kişiyi bağlar. Tabii kişiyi bağlar. Şimdi Şenol Hoca da kendine göre böylesine bir konuşma yaptı. Doğru yaptı, yanlış yaptı. Herkes kendine göre bir yorum yapar. Ama bir kişi bu kadar üst üste konuşuyor olmak sanki böyle bir uzatma dakikalarında veyahut da ne olduğunu anlayamadığımız filmin tekrarını izler gibiyiz abi. Tamam, Şenol Hoca böyle konuştu. Evet, ne diyor Murat? Ya bir futbolcuyu gündeme getirmesi bence daha iyi olurdu. Onun dışındaki kendi adına vermiş olduğu cevabı da kabul ediyor. Yani bu kişilere bağlıdır abi. Herkesin tarzı, tavrı, şahsiyeti çok farklıdır. Kimisi hiç konuşmaz. Kimisi de konuşur ve cevap verir. Cevap verdi diye abicim yerden yere vurulmaz. Ben abi teknik direktör bir adamın sahaya nasıl bir takım sürüyor, nasıl oynatıyor ona bakarım abi. Onu eleştiririm, onu överim, onu bir alkışlarım. Veyahut da derim ki arkadaş sen yanlış yapıyorsun derim. Abi bu oraya gelince biz de konuştuk. Ben de senin sevgilin. Yani tamam da. Dedikodudan başka bir şey değil ya yani. Mahallede affedersin var ya dedikodudu. Uzatıyoruz abi, çok uzatıyoruz. Şimdi bir başka konuyu konuşalım. Geçtiğimiz haftalarda
hemen hemen bütün gazetelerde, medya kuruluşlarında okumuşsunuzdur. Hakemler bir protesto yapacaklardı. Hatta o gün Kudüs Müftüoğlu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu oturdu, konuştu, tartıştı ve sonrasını TVM Spor Servisi hazırlamış haber olarak. Trabzonspor Gaziantep Spor maçında yaşananlardan dolayı hakem camiası ayağa kalkmış, bu hafta maçlara 10 dakika geç çıkıp protesto etme hazırlığı başlatmıştı. Böylece kulüplere gözdağı verilecek ve bu tarz olaylara tepkisiz kalınmayacağı yapılacak eylemlerle gösterilecekti. Ancak beklentiler boş çıktı. O günlerde sahneye çıkıp boy gösterenler bir anda suspus oldu, ortalardan kayboldu. Aldığımız bilgilere göre Federasyon Disiplin Kurulu'nun Trabzonsporlu yöneticilere tarihin en ağır cezalarını kesmesi, hakemlerin yapacağı protestoya set çekti. Federasyonun ve Merkez Hakem Kurulu'nun üst düzey isimleri hakemleri arayarak Disiplin Kurulu en ciddi yaptırımı uyguladı. Caydırıcı cezalar verdi. Artık bu işi uzatmanın, kamuoyunda krizi sürdürmenin gereği yok dediği, bu telkinlerin sonrasında da hakemlerin eylemden vazgeçtikleri ifade edildi. Ancak Merkez Hakem Kurulu'na yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre hakemlerin geri adım atmasının asıl nedeninin para ve kariyer korkusu olduğu öğrenildi. Yine kurula yakın kaynaklardan gelen haberlere göre üst düzey yönetim profesyonel yaptığı ve maaşa bağladığı hakemlerle görüşüp bu eylemin içinde olmamasını istedi. Bu hakemlerden ayrıca diğer meslektaşlarına da telkinlerde bulunmaları istendi. Böyle bir eyleme giriştikleri takdirde uzun süre dinlendirilecekleri ve maç alamayacakları iletildi. Bunun anlamı da şuydu: eylem yapan kara listeye alınacak ve bir daha maç verilmeyecek. Böylece hem önemli bir kazançtan olacak hem de kariyerleri daha başlamadan bitecek. İddiaya göre bu telkinler işe yaradı ve hakemler parayla kariyer korkusundan eylem yapmaktan vazgeçti. Son uygulamayla artık profesyonel hakemlerimiz yaklaşık 30 bin TL dolayında bir aylık kazanca ulaşırken bu meblağ yurt dışında görev alması durumunda daha da yükseliyor. Merkez Hakem Kurulu böyle bir karar aldı. FIFA kokartlı eski hakemlerden Selçuk Dereli, bakın son zamanlardaki hakem camiasındaki olayları nasıl yorumluyor. Öncelikle Trabzonspor'da yaşanan Hacı Osmanoğlu olayıyla ilgili görüşlerinizi alalım. Ne düşünüyorsunuz? Tabii yani ben şöyle bakıyorum olaya. Trabzonspor konusunda haklıyken haksız duruma düştü. Çünkü orada hakemin bir kural hatası vardı. Ama ben söyledim, bunu hakem hatasına çevirip bu konunun üstünü örterler diye. Ve sonuçta da öyle oldu. Ama orada tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yöneticilerin yaptıkları kabul edilemez. Gerçi inkar ediyorlar yani biz böyle bir şey yapmadık diye ama. Dilerim öyledir. Ama olayı öğrendiğimizde pek de öyle görünmüyor. Yani bunlar hoş olmayan şeyler. Hiç gerek yok. Evet, Trabzonspor çok ciddi anlamda hakemler tarafından mağdur edildi. İşte bir Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'ın vermediği bir penaltı neticesinde maçın nereye gittiğini herkes biliyor. Trabzonspor'un aleyhine gelişti. Sonrasında bir Süleyman Abay gitti, yine Trabzon'la bir maç yönetti. Orada skandal kararlar vardı hakemin verdiği. Maçın sonucunu etkileyen ve Trabzonspor'un aleyhine gelişen bir sonuç. Ve ondan sonra burada Çağatay Şahan. Çağatay Şahan da çok kötü bir maç yönetti. Bana göre son dakikadaki vermediği pozisyon çok net bir penaltıydı. Ama hakem bunu atladı. Yani evet, hakem hata yapabilir. Hakemin hatası yöneticinin böyle davranılmasını gerektirmiyor. Peki sizce bu yaşanan olaylar Trabzonspor kulübüne nasıl zarar verdi? Tabii çok büyük bir zarar verdi. Bir defa bütün dünya öğrendi böyle bir olayın olduğunu. Bu hoş bir görüntü değil. Yöneticiler sağduyulu davranabilmeli. Haklılıklarını başka yerde aramalıdırlar. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimine şunu sormak istiyorum. Bu federasyonu siz desteklemediniz mi? Bu federasyon yönetimi Yıldırım Demirören'i, hemşehriniz Haluk Ulusoy bir tarafta dururken siz desteklemediniz mi? O zaman neden desteklediniz? Geçmiş dönemde eleştirdiniz bu federasyon yönetimini diye sorarlar. Yani işte şike sürecinde o kadar eleştirdiniz bu federasyon yönetimini. Neden desteklediniz? Bugün neden eleştiriyorsunuz? Bir de bu süreçle ilgili hakemler bir 10 dakika protestosu yapmak istediler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, hakemler mutlaka bir tepki koymalıydı. Bunu yapmamalarına üzüldüm. Ben eski bir hakem ve gözlemci derneği genel başkanı olarak biz geçmişte bunun önlerini yapmıştık. Ama bu defa hakemler, dernek bunu uygulayamadı. Ne yazık ki hakem derneğinde mevcut haliyle duruma getirdiler. Hani tabela derneği hakkını arayamayan bir yapı içerisine büründürdüler. Bu da doğru değil. Hakemlerin hakkını arayabilmelidirler. Onlara yapılanlar karşısında tepkilerini koyabilmelidirler ama bu öndeki FIFA hakemlerinde şaşıyorum doğrusu. Yani ne yapıyorlar? Hakem arkadaşları Trabzon'da rehin alındığını herkes görüyor ama en önde olan FIFA hakeminin sesi çıkmıyor, çıtı çıkmıyor. Bu kabul edilemez bir durum.
sanırım Engin Çınar sizinle başlamak en doğrusu olacak. Çünkü orada öyle bir ifade var ki niye diyor Trabzonspor yönetimi bu başkanlık seçimlerinde Yıldırım Demirören'i destekledi. Niye? Şimdi bu seçimlerde siyaseti öne aldı Trabzonspor. Trabzonspor seyircisi herkes şunu bilsin ki Trabzonspor siyasetin olduğu yerde futbol zayıf olur her yerde. Bunu anlatıyoruz yıllardır. Almanya'da da böyle oldu. Almanya geldi, teknik direktörler, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı bunu 20 sene evvel geldi, Tarabe'de anlattı. Bina dedik 74, Almanya 74'ten sonra geri gitmeye başladı. Kupaları Fransa, İspanya'ya verdi. Sorduk buna niye? Siyaset giriyor dedi. Siyasetin girdiği yerde başarısızlık var. Trabzonspor'da siyasete girdi. Trabzonspor'da bir daha söylüyorum sevgili Trabzon izleyicilere. Trabzon'da MHP'lisi, CHP'lisi maça gitmek istemiyor. Trabzonspor stadı 30 bin kişi dolması lazımken 2 bin kişi, 3 bin kişi oynuyor. Trabzonspor'da siyaset ne dedi? Sevgili başkan, başarılı başkan Haluk Ulusoy yıllarını vermiş Futbol Federasyonu Başkanı, adam seçime giremedi. Sebep siyaset. Abi siyasetle ne ilgisi var ya? Ne ilgisi mi var? AKP Trabzon'da. Ne anlatıyorum sana? Haluk Ulusoy'un için başkan seçimine giremedi. %65 alıyor Trabzon'da ya. Haluk Ulusoy, büyük saygınlığı Haluk Ulusoy... Niçin seçime giremedi? Bana bunun cevabını ver. Ondan sonra lafımı kes. Bir şey söyleyeceğim sana. Bekliyorum. Taraftardan konuşuyorsun sen. Taraftarı bırak. Haluk Ulusoy Futbol Federasyonu Partisi %65 oy aldı. Bak oy. Konuşuyorum. Ben sana bahçeyi sunuyorum. Hem siyasetten uzak kalalım diyorsunuz hem siyasetin içine girdiniz. Siyasetin için abicim siyasetten AKP uzak kalması lazım. Ziya abicim Trabzonspor takımı siyaseti öne aldığı için sevgili Ugan bir soru sordu. Niçin Demirören? Ben dedim ki siyaset için Demirören. Nerede siyaset yok ki? Bütün takımlarda var. Ya geç. Onun için Türk futbolu böyle... Şimdi kaçıncı olduk? 19. lira falan çıktık. 18. olduk. Türk futbolu. Gökmen abi diyordu bir şey olmaz bu ülkeden diyordu. 18. Ay baba. Olduk. Sevgili Ugan yönetmen bana bir soru sordu. Tamam, ben de Ugan'a cevap verdim. Acaba yok Ugan... bana değil. Seyircilerimize. Seyircilerimize bir cevap verdim. Acaba bir eksik mi? Yanlış mı söyledim? Bence buna oy vermenin sebebi direkt siyaset. Hiç uzağa gitme. Kıvırmaya gerek yok. Canlı yayındayız. Trabzon çocuğuyuz. Trabzonsporlular. Trabzonspor'u hiç kimsenin Trabzonspor'u siyasete alet etmesine gerek yoktur. Trabzonspor büyümek istiyorsa CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi aynı anda kenetlenecek. Trabzonspor'a destek verecek. Niçin diye sorduğun zaman da ben de size direkt olarak bu cevap veriyorum. Peki bir soru. Buyurun. Bir soru. Trabzon bunu yapabilir mi şu anda gözlemlediğiniz kadarıyla? Yani o bütün siyasetin her yelpazesinin her tarafından alıp yoğurabilir mi? Bir ekmek yaratabilir mi orada? Şimdi sevgili Ugan açık ve net söylüyorum. Siyasetin olduğu yerde para var. Siyasete yakın yerde para var. Siyasetten uzak yani yok, ben ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bütün TV izleyici de anlıyor ben benim ne olduğumu. Ne söylediğimi anlıyorlar. Evet. Trabzon'da birlik ve beraberlik var mı onu soruyorum. Trabzon'da şu an birlik ve beraberlik yok. Muharrem Usta, sevgili Doktor Muharrem Usta da adaylığını açıkladı. Ben dün akşam ne dedim? Trabzonspor'da başkan adayları çıkarsa Trabzonspor'a hainlik yaparlar dedik. Ama Trabzonspor'da malum öyle söylüyorsun. Trabzonspor'a girdik. Trabzonspor'da bugün sevgili Trabzon Talebe Müdürü, sevgili arkadaşımız Soysal Bey dedi ki Muharrem Usta'nın yönetiminde as başkanlık görevi alabilir. Muharrem Usta'nın da önümüzdeki gün Trabzonspor'da başkanlığa aday olacağını açıkladı. Yani Trabzon'da Hacı Osmanoğlu aday, Sayın Hacı Osmanoğlu, Sayın Muharrem Usta aday, Sayın Celil Ekimoğlu aday, Celil Ekimoğlu aday. Trabzon'da bu önümüzdeki 20 gün içinde çok çekişmeli bir başkanlık seçimi gelecek ve herkes kadrolarını delegeleri açıklayacak. Kim hak edecekse Trabzonlu'ya yakışır. Fail play neticesinde siyasetten uzak bir Trabzonspor istiyor Trabzonspor halkı Sayın Ugan. Trabzonspor'dan ayrılmıyoruz. Trabzonspor'a devam ediyoruz. Başka bir konuyla Trabzonspor yönetimi Başakşehir karşılaşmasında Trabzonsporlu taraftarlara yönelik güvenliği protesto etti, şikayet etti. Bu görüntüler tepki çekti. Trabzonspor Kulübü Medipol Başakşehir maçını izlemeye gelen taraftarlarının Fatih Terim Stadyumu önünde ayakkabıları çıkarttırılarak aranmasına tepki gösterdi. Bordo Mavili Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
Takımımızın Medipol Başakşehir'le oynadığı karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlarımız, stadyuma alınırken futbol sahalarında bir ilk gerçekleşmiş. Taraftarlarımız daha önce örneğine rastlanmamış bir uygulamayla ayakkabıları çıkartılmak suretiyle tepeden tırnağa aranmıştır. Taraftarlarımıza yönelik bu aşağılayıcı tavrı tasvip etmediğimizi ve şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Türkiye'de X-ray cihazlarıyla donatılması gereken stadyumlarda neler yaşandığını unutmuş değiliz. Trabzonspor taraftarı tribünlere bıçakla ve silahla girmez. Protestosunu demokratik ölçülerde yapar. Türk futbol tarihinde yaşanan bu ilk uygulamanın bundan sonra başka stadyumlarda da uygulanıp uygulanmayacağının takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Trabzonsporlar Taraftarları Derneği Başkanı Ahmet Feridin hattımızda. Ahmet Feridin, iyi geceler diliyorum. İyi geceler Sabri Bey. İyi geceler Ziya abi, Gökmen abimize, Murat Özarya. Bizim Trabzonspor taraftarına yapılan bu uygulamayı biz kınıyoruz. Bu arada Trabzonspor taraftarları üzerinde oynanan oyunun parçası bu. Ama ne etmezse hep bizim başımıza geliyor, bu taraftarımıza geliyor. Biz yıllarca maça gidip geliyoruz. Biz de maçlardık İstanbul'da. Böyle bir şey görmedik. O kadar önlem alınmış ki bizi pantolonumuzu çıkarmadıkları kalmıştı. Yani bu uygulama neden yapıldığından anlam veremedik. Buradan Futbol Federasyonu'nu kınıyoruz. Yani bu o yüzden Futbol Federasyonu'nu kınıyoruz. Ahmet Feridin. Futbol Federasyonu'nu kınıyorsunuz, tamam. Ama burada öncelikle sorumluluk Başakşehir yönetiminin değil mi? Ya tamam öyle ama bu geçici bu kulüplere bu tür önlemleri alınmasını söyleyen Futbol Federasyonu'dur. Yani Trabzonspor taraftarına ilk defa böyle bir önlem alınıyor. Biz yıllarca maça gidip geliyoruz. Ama ne hikmetse hep bizim taraftar üzerinden yani böyle uygulamalar yapılıyor. Yani biz burada bundan sonra gibi bütün statlarda bakacağız. Böyle bir uygulama var mı yok mu diye. İlk defa olan bir olay. Yani bu Başakşehir kulübüyle ilgilendiği bir olay olsa bile yine Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor taraftarı üzerine yani yaptığı bir uygulamadır yani. Biz bunu kınıyoruz. Trabzonspor taraftarı bundan hak etmemişti. Neden böyle bir anlam veremiyoruz. Şu görüntüler yani hoş değil. Şu görüntüler hiç hoş değil. Öncelikle onu söylemek lazım. Peki Ahmet Feridin, bu konu böyle. Mutlaka siz de takipçisi olacaksınız elbette. Bizler de medya mensupları olarak, TVM Spor Servisi olarak takip edeceğiz elbette. Bir de Trabzon'un şu anda yaşadığı bir kongre heyecanı var. Siz kongre heyecanında neredesiniz, nasıl bakıyorsunuz? Biz kongre heyecanı Trabzon'da çok hızlı şekilde devam ediyor. Bir gün Celal Çimoğlu adaylığına çıkacak. Muharrem Usta var ama biz bunların hiç inandırıcı olduğuna inanmıyoruz. Bu libe faydası olacağına inanmıyoruz. Bizim şu anki adayımız veya belirleyeceğim isim geçen ben söylemiştik zaten. Trabzon'da böyle bir izlenim var. Yani bu oluşumların başına Sayın Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'dan başlası yalan. Yani Mehmet Ali Yılmaz toparlayıcı olup bu libe şu anki çıkışını ondan başkası yok olmaması lazım. Yani Trabzonspor kulübü şu anda büyük başkana ihtiyaç var. Büyük lidere ihtiyaç var. Bu kavgacı ortamdan barışçı ortama geçmek için Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'a Trabzonspor'un ihtiyacı var. Onursal Başkanımız etrafında birleşmek için herkes Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz'ı istiyor. Ya o yüzden bizim şu anda hedefimiz Mehmet Ali Yılmaz'ı, Onursal Başkanımız'ı ikna edip tüm güçlerin bir araya gelip Sayın Onursal Başkanımızı ziyaret edip onun Trabzonspor'un şu anda başına geçmesi için kendilerini ziyaret etmeleri lazım. Yani Trabzonspor'un bu tüm kendilerine Çimoğlu'nun, Muharrem Usta'nın hiçbir faydası olacağına inanmıyoruz biz. Yani bir gün açıklama yapıyorlar. Yok efendim kulübü şuradan alıp şuraya getireceğiz. Bu takımı buradan alıp buraya getireceğiz. Hiç inandırıcı değiller. Şehir bunlara inanmıyor. Bu şehrin kurtuluşu ne diyoruz? Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'dır. Ondan başkası Trabzonspor'a katkı fayda getirmez. Biz şu anda taraftar olarak gönlümüzdeki başkan adayımız Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'dır. Yani çünkü Trabzonspor şu anda parçalanmış. 5-6 tane grup oluştu. Yani geçen bahsettik. Yani bunlar Trabzonspor'a zarar veriyor. İşte ondan dolayı şehirde şu anda şu hakimiyet var. Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz. Başka yok. Bunu Sayın Bakanımızın gelmesi lazım.
Yani bizim Trabzon'un kurtuluşu bu. Peki, anladım, teşekkür sana. Ederim. Teşekkür ederim. Bir başka isim, arkadaşlarım kulağıma fısıldadılar. Ama Trabzon'da onu Jammer olarak biliyorlar. Jammer olarak tanınıyor. Arkadaşlar hatta mı? Hazır. Şimdi Jammer merhaba. Merhaba, hayırlı akşamlar, iyi programlar abi. Öncelikle seyircilerimize kim olduğunu, ne iş yaptığını, Trabzonspor ya da taraftarlar arasında ne görev yaptığını. Ben Trabzonlu Gençler Grubu'nun lideriyim abi. Trabzon'da en büyük grup. Peki. Biraz önce bazı görüntüler vardı. Abi işte biz bu sadece Başakşehir'de uygulanmıyor. Biz her bu sene 3 deplasmana gittik. Ben Sivas maçında ceza aldığımız için bu maça gidemedik. Kayseri'de de bu bize uygulanıyor. Bu yalnız Başakşehir maçında dışarıda uygulandığı için kameralar takıldı. Kayseri'de girişte içeride uygulanıyor. Ayakkabılarımızı çıkarttılar. Yani biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan emniyetimizden istediğimiz sadece deplasmanlarda gidiyoruz deplasmanlara, kafes gibi yerlere kapatıyorlar bizi. Aç, susuz. Yani bunları bir an önce önlem almaları lazım. Gençler deplasmana gidiyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Şehirleri, tarih yerleri görmek istiyor çocuklar. Toplama yerinden hiçbir yere çıkartmıyorlar bizi. Suriyeliler gibi bir yere topluyorlar. Orada kalıyoruz. Yani özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar deplasmanda. Ben Sivas'a gidiyorum. Sivas'ı gezmek istiyorum. Gezemiyorum. Yani bu ayakkabı olayları ufak işler. Artık bunlara bir çare getirmeleri lazım. Yani her seyirciye, buraya gelen deplasman seyircisine de bunu uyguluyorlar. Bizim gittiğimiz deplasmanlarda da uyguluyorlar. Bu ayakkabı işini Kayseri'de de ben iki deplasmana gittim. İkisinde de Kayseri'de de biz uyguladılar yani. Yalnızca Başakşehir maçı dışarıda olduğu için kameralara takıldı. Kayseri'de içeride uygulandı. Yani bunlar hoş şeyler değil. Artık bu taraftarları biraz daha rahat bıraksalar, ben kendi kendine gruplar, zaten bütün gruplar birbirleriyle görüşüyorlar, çözüleceğine inanıyorum yani. Peki Mehmet Fındıkçı, tahmin ediyorum Engin Çınar'ın sana yönelteceği bir soru var. Tabii abi, buyurun. Sevgili Mehmetçi, iyi akşamlar Mehmetçim. Hayırlı akşamlar abi. Ya Trabzonspor'un peşine gidiyorsunuz. Trabzonspor puanları böyle kaybede bizlerin morali çok bozuk. Dışarıda yaşayan Trabzonlular, yurt dışında yaşayanlar. Trabzon'un içinde yaşıyorsunuz. Trabzonspor'da gençler grubu başkanısın. Bu evet, mağlubiyetler abi. Bu kadar şeylere nasıl dayanabiliyorsun sevgili kardeşim? Vallahi dayanamıyoruz ki abi. 5 haftadır bizi Galatasaray maçından başlayan bir biçme var. Burada çocuklar ağlıyor. Ne bileyim yani, dayanılacak gibi değil yani artık. Yani de yapalım, ılımlı bir şekilde biz tepkimizi veriyoruz ama demek ki bir yerlere ulaşamadık. Ben hakem olayına da gelmek istiyorum Trabzon'daki. Bence alıkoyma diye bir şey yok. Orası zaten hakemlerin kendi odası. Emniyet isteseydi 2 dakikada onlar oradan çıkartırdı. Bence yani biz sesimizi düzgün bir şekilde duyuramadık. Galatasaray maçında başladı. Konya maçında bize bir haksızlık yapıldı. Başkanımız sıktı, konuştu. Yine bizi anlamadılar. Yani bence hiç kavga, gürültüsüz olması gereken bir eylemdi diye düşünüyorum. Peki çünkü Mehmet Fındıkçı, aklımız yeniliyor. Mehmet Fındıkçı ya da lakabıyla anılırmış Yiğit Jammer'i, 5 Aralık'ta kongre var. Taraftar olarak, bir taraftar grubunun lideri olarak kongrede nasıl davranacaksınız? Nasıl olmasını istiyorsunuz? Vallahi artık abi paramparça olmuş bir Trabzon var. İnşallah kim seçilirse seçilsin toparlayıcı bir şeyle, birlik beraberliğin ihtiyacı var Trabzon'da. Demin orada siyaset deldi bizim abimiz. Yani ben buna inanmıyorum. Siyaset bizine girilmiştir ama burada herkes maça geliyor. Sadece biz 3 Temmuz'dan sonra Trabzon'da futboldan soğudu insanlar. Artık şu maç satılmıştır, buna gitmeyelim, şuna gitmeyelim diye şeyler oluyor şehirde yani. Yoksa Galatasaray maçını gördük. Galatasaray maçında full. Hakkımız yenilmeseydi 15, 16, 17 bine rahat oynardık biz bu sene ama tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de önden kestirip attılar bize. Evet, peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı programlar. Bir saniye. Hayırlı akşamlar abicim. Tamam. Seni tekrar telefonda tutacağım. Çünkü tekrar telefonla görüşmemizi istediğimiz bir konu var. Şimdi Yakup Aslan, arkadaşlar Yakup Aslan'la ilgili bir haber hazırlamışlar. Volkan Kılıç'ın özel haberi. Hakime itirazlarımızı yapacağız. Biz kesinlikle suçsuz olduğumuzu düşünüyoruz. Umarım ki hakim de bizim yapacağımız itirazları doğru bulacak ve cezalarımızı ya kaldıracak ya da çok azaltacak. Belli ki savunmalarımız okunmadan önceden akreditasyon kartı olan olmayan herkese aynı cezalar fazlasıyla verilmiş.
burada bu kadar yeterli şu aşamada. Bu cezalar, Trabzonspor'a verilen cezalar takımı nasıl etkiliyor? Takım havasını nasıl... Kesinlikle hedeflerinden bir tanesi de buydu. Takımı da motivasyonu bozup Trabzonspor'u tümden yok etmeydi bunların hedefi. Yani kimse bizim yaptığımız eylemlere bakmıyor. Eylemimiz bizim hakemi kurtarmaya yönelik. Sadece söylemlere baktılar. İşte bir hakemi tuttuk, beklettik gibi laflar. Bekletmek zorunda kaldık. Seçim süreciydi çünkü bu. Ama yaptığımız eylemler kesinlikle hakemi ve federasyonu ve Trabzon şehrini korumaya yönelikti. Allah'a şükür ki hakemin üzerine tek bir fiske vurulmadı. Küfür edilmedi. Oradan sağ salim çıktı. Bizim için en büyük kazanç budur. Bizi linç etmeye çalışanlar geçen sene stadyumun içerisinde devre arasında stadın içine girip, hakem odasına basıp içeri girip, hakeme ana avrat küfreden, hakemi ölümle tehdit eden ve ardından maçı ikinci yarıda hakem hatalarıyla alan şahıslar ve onların camialarına bir baksınlar. Ne yapmışlar, biz ne yapmışız? İşte adamlar 45 gün ceza, işte 60 bin lira ceza alıyor. Biz tarihte olmayan cezalar alıyoruz. Yaptığımız ne? Hakem beklemiş, beklemek zorunda kalmış. Tahkim kuruluna gideceğiz. Tahkim kurulu hukukçulardan oluşan bir kurul. Daha bağımsız bir kurul. Etkilenme ihtimali daha azalan dışarıdan manipülasyonlarla bir kurul. PFDK denen kurul yönetimin alt kurulu. Onlar atamışlar bunları. Ve bunlar kalkıyorlar yönetim kurulu üyesini cezalandırıyorlar. Yani bu adaletse şayet bunu Türk kamuoyuna ben bildiriyorum. Bizim cezamızı da geçtik. İbrahim Bey, İbrahim Usta'ya verilen cezanın komikliğine bakın. Şunu da söyleyeyim. Bunları zaten söyleyeceğiz savunmalarda. İbrahim Bey kesinlikle hakem odasını tekmelememiştir. Kesinlikle. Görüntüler var zaten onları vereceğiz. Hakem odasına sadece hakimlerle konuşmak üzere kapıyı çalıyor. Açmayınca gidiyor 3-4 oda ötede bir erzakların konduğu, nevalelerin konduğu bir oda var. Kapısı açık. Onu eliyle yumrukluyor. Tekme vuruyor. Lanet olsun der gibi kızıyor. Olay bu. Bundan ibaret. Kesinlikle. Kapı kilitlenmiş diyorlar. Hakemin odası zaten kilitli. İçeriden kendileri kilitliyorlar. Zaten bu böyledir. Yani kalabalık olduğunda hakemler içeriden odayı kilitler. Bir eşyasını giyecek adam üzerine kilitliyor kapı. Bu normal bir şey. Hakemlere bir fizik ya da sözlü bir taciz olmadı. Varsa söylesinler. Tek bir fiske dahi vurulmamış. Hakem üzerine şöyle el bile dokunmamış. El bile. Tek bir kötü söz söylenmemiş. Şeyden çıkarken otobüse arabaya binerken son anda dışarıdan taraftarlar ve etraftakiler bağırmış olabilir. Ama yönetim kurulundan bir kişi bir hakeme kötü laf kullanmamıştır. Kimse üzerine dokunmamış bile. Biz de istemezdik hakemin beklemesini. Biz de üzüldük, biz de bekledik, biz de yorulduk orada nihayetinde. Hakem hata yapıyor. 10 haftadır, 9 haftadır hata yapıyorlar. Ne diyoruz biz? Hakem insandır, hata yapabilir. Peki şunu niye demiyor kimse? Ya bunlar da insan, yöneticiler, taraftarlar. Bunlar da çok aşırı mağdur olmuşlar. İnsandırlar, ufak tefek hatalar yapabilirler. Diye niye kimse düşünmüyor? Biz yaptığımız bir şeyden pişman değiliz. Biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Camiamız bizim arkamızda dursun. Takımın arkasında dursun. Bakın Trabzon camiasında enteresan insanlar var. Egoları çok yüksek. Sadece kendileri düşen insanlar var bizim camiamızda maalesef. Bu yüzden biz iki ayakımız bir araya gelmiyor. Evet, telefon görüşmemiz devam edecek Jean-Marie ile. Hatta değil mi arkadaşlar Jean-Marie? Buyur abicim. Herhalde Yakup Aslan açıklamalarını dinledin sen de bizimle, evet, birlikte. Abi. Ne yorumun olacak? Vallahi abicim, yani telefon gitti. Yani ben dinlemiş, yani bence alıkoyma diye demin dedim abi, alıkoyma diye bir şey yok. Emniyet isteseydi biz iki dakikada oradan dağıtırdı zaten. 500-600 kişi vardı kapıda. İnsanlar üzülmüş. Bu sene çok inanmıştık. Herkes inanmıştı gerçekten şampiyon olacağımıza. Hatalar da peş peşe gelince insanlar bir tepki amaçlı. Ama orada hiç ne hakem çıktığında dahil bir tane hiçbir yabancı madde atılmadı. Belki kötü sözler olmuştur. Ama hakeme karşı hiçbir şekilde ne polise. Ben sadece abi bir şey demek istiyorum. Ben sadece o akşam tek üzüldüğüm polislerdi. 4-5 saat. Bir şey soracağım Mehmet Fındıkçı. Arkadaşlarım ısrarla sormamı istiyorlar. Ben de sorayım size. Siz dışarıda orada 500-600 kişiydiniz. Yani hakemler çıksaydı darp mı olurdu orada? Abi hiçbir şey olmazdı. O sabaha karşı zaten 150 kişi kaldı orada 4.30'a doğru yani. O kafadan ilk maç bittikten sonra 500-600 bine yakın insan vardı. Gittikçe saat ilerledikçe insanlar dağıldı zaten. Yani orada hiç kimseye yani çıksa bile o 1000 kişinin içinde bile buna inan ki hiçbir şey olmazdı abi. Peki. Peki Mehmet Fındıkçı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı programlar, hayırlı akşamlar. Buyurun. Ben hakemlerle ilgili bir şey söylemiştim. Ziya abi önce söz aldı. Ziya abi bir şey diyecek. Buyur abiciğim. Estağfurullah. Şimdi benim anlamadım. Abi hakemlerin başına bir olay gelmiş. Ve karşılığında da
federasyon tarafından, ceza kurulu tarafından ağır cezalar verilmiş. Sonra hakemler maçlara çıkarken belirli bir zaman içinde protesto edecekler. Ama Futbol Federasyonu baskı kurarak hakemlerin protestosunu engelliyor. Niye engelliyor? Niye abicim? Siyaset. Niye kafasına tokmaktan, ya ben hakem olacağım, hakkımı savunmak için böylesine bir tavır koymak istiyorum. Hayır, yapamazsın. Sen paralısın, senin paranı keserim, Avrupa'ya yollamam. Selçuk Dereli doğru söylüyor. Kardeşim, hakem yanlış kararlar verdi. Trabzonspor'un penaltısını vermedi. Çok kötü maç yönetti. Hepsi tamam. Ama hakem odasındaki yapılan eylem, karşında da verilen cezalar, sonra da liglere, ertesi hafta liglere çıkılacak protestoyu engelliyorsun. Benim demokratik hakkımı sen nasıl engellersin abi federasyon olarak? Ben nasıl abicim kendimi savunacağım? Hakkı basına var. Açıklama yasak. Televizyonlara yasak. O yasak, bu yasak. Ondan sonra ben hakkımı nasıl savunacağım? Kudüs'ü Müftüoğlu orada gerekiyorsa federasyona da, başkanına da tavır koyup, kardeşim ben hakkımı savunma adına protesto koyacağım, istediğiniz kadar tavır alın bize karşı derim. Ve de bunu yapardım. Niye kabul ettiriyorlar? Yürek işi baba bu. Ne yüreği ya? Yürek abi. Bunlar yürek işi bu abi. Bunlar para için abi. Boş versen. Yürek abi. Ne yüreği ya? Yüreği olsa para falan umurunda ya, olmaz abi. Tamam doğru söylüyorum. Yürek yalnız organ değil abi. Görevi var yüreğin. Ya yazık, günah ya. Bu hakemler her tarz, bizde, ben de dahil, bu kadar ağır eleştirilirken abi sessizliğe gömülecek. Niye gömüyorsun ya? Bırak iç olmasa kendi haklarını savunabilmek için 5 dakika mı 10 dakika mı maça geç çıksın. Ne var bunda ya? Niye engelliyorsun? Abi Kudüs'den önce hakem kim abi? Ya kim olursa olsun. Bir dakika, Kudüs'den önce bu maçı yöneten arkadaş niye susuyor kardeşim? Ya yani baskı yasak, yasak kuruyor. Efendim, baskı kuruyor diyorum. Tamam ya. Da ben de diyorum ki sana, ben de diyorum ki kardeşim, federasyon Kudüs'ü Müftüoğlu'na izin vermiyor mu diyelim. Ya. Kardeşim işte bundan önce alkışlamadı mı herkes Türkiye'de ne delikanlı hakemmiş diye, neydi bırakan hakem? Deniz Şoban. He? Deniz Şoban'ı. Herkes demedi mi ne delikanlı adammış, ne delikanlı adammış, helal olsun demediler mi? Evet. Şimdi kardeşim bu maçta içeride kalan kaç tane hakem vardı? 6 hakem mi kaldı içeride? Evet. Kardeşim. Ha şimdi hani egzajere ediyorum diyeceğim ama yemişim hakemliğini, çıkarım, beni orada içeride tutmuşlar, çıkın altınız birden, yapın açıklamanızı, ondan sonra da bırakın hakemliği kardeşim, madem Türkiye'de bu kadar delikanlılık ön planda tutuyorsa. Sana katılıyorum. Evet. Doğru. Peki kardeşim, bana sahip çıkacak olan kurum kim? Çıkmıyorlar ki merkez abi. Çıksın diyorum ben de. Çıkmıyorlar Ziya abi. Onlar kendi koltuk derdinde çıkmıyorlar. Aa bravo. Ha, koltuk derdinde. Ben de diyorum ki para alanlar. Tamam abi, sen ne dersen de, ben salılar başımı alırım maaşımı hesabına, evet. Girerlerse bu olayların sonunu bulamayız. Hiçbir şey bulamıyoruz ki zaten ya, sonra. Biz bu oyunu hakem tartışırız. Abi. Hakemler bir, diyor. Bir dakika maça yollamam diyor. Bir dakika bize müsaade et. Ben diyorum ki de tehdit kardeşim et abi. Buyur abi. Eğer bu şekilde tavırlar kabul edilirse Merkez Hakem Komitesi filan hikayedir abi. O zaman aklına insanların bir sürü yanlışlar gelir. Hakemler demek ki abicim istedikleri gibi rahat huzur içinde maç yönetemiyorlar. Baskı var demek ki. Ya sen benim hakkıma nasıl tecavüz edersin ya? Abi çıksınlar Ziya. Çıksınlar da kardeşim bir şey söyleyeceğim. Çıksınlar. Bu hakemlerin kendi affedersin dernekleri yok mu? Merkez Hakim Komitesi bunları atamıyor mu? Futbol Federasyonu'na çıkar dersin ki kardeşim ben mağdur durumdayken bile hakkımı arıyorum ama sen beni nasıl engellersin tavrı içine niye girmezler? Ben Selçuk Dereli'ne helal olsun abi. Ya diyor hiç olmasa diyor 5 dakika 10 dakika maçlara geç çık. Bütün hakem işte tam Ziya bütün hakemler yapmadı. Ben de diyorum ki bütün hakemler yapmıyorsa. Yapamadı. Tamam güzel abiciğim bütün hakemler yapamıyorsa 6 hakem çıksaydı. Bütün hakemleri yemişim sizi ne yapıyorsanız yapın deselerdi. Biz altımız içeride kaldık. Bunlar bizi içeride tuttular. Biz bundan sonraki hakemler adına biz koyuyoruz kellemizi ortaya. Çıksınlar açıklamalar yapsın. Altısı da otursunlar böyle basın toplantısı. Bize şunları yaptılar, bunları yaptılar. Bırakın hakemliği gidin kardeşim. Nerede o yürek ya? Yürek, o zaman bu altı kişi kahraman olurdu işte. O bunlar kahraman olurdu. Tamam. Deniz Çoban hadi şov yaptı tamam. Dediniz.
Eğer senin dediğini bu altı hakem yapsaydı bence onları alkışlardım, yürekten alkışlardım. Oğlum sonra yürek yargı. O zaman da Murat ne diyecekti biliyor musun? Hakemler de şov yapıyor diyecekti. Ya bir dakika bir şey soracağım. Şurada bir dakika Murat Özer şunu merak. Yaptılar bunu diyelim. Ne yaptılar? Yaptılar böyle bir böyle yaptılar. Sonra kapıya tamam mı sorun çözülmüş olur muydu? Bir dakika. Abiciğim bak nasıl çözülür biliyor musun sorun? Öyle bir çözülür ki Sabruga. Deniz Çoban istifa etti. Deniz Çoban'ın durumu çok farklı. Bak niye farklı? Elma ile armudu karıştırmayalım. Deniz Çoban kendisine bir hata yapmış maçta. Bana göre Deniz Çoban biraz hani bana belki diyecekler ki haksızsın ama bana göre biraz işgüzarlık yaptı. Yani her hakem çünkü hata yapıyordu. Hata yapmayan hakem mi vardı? Her hata yapan hakem ben hata yaptım diye çıkar zaten hakem kalmaz dünyada. Tamam doğru. Onun için Deniz Çoban'ı ayır. Bu işte bir şey var. İnsanın kişiliğine, karakterine veya o hareket var. Seni içeride kilitliyorlar, hayatına, tutuyorlar. Hayatına, o hayatı önemli. Evet, hayati bir mesele bu. Aynen. Seni içeride kilitlemişler. Ben de çıkacağım. Bana Kudüs Müftüoğlu veya Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören diyecek ki çocuklar konuşmayın. Ya hadi git oradan derim ya. Çıkarım aslanlar gibi 6 kişi otururum oraya. Basın toplantısı yaparım. Bundan sonra da Türkiye'de hiçbir hakemin kılına dokunamazlar. Ama şimdi ne olacak? Federasyon başkanı koltuğunda oturacak, Kudüs Müftüoğlu koltuğunda oturacak diye bundan sonra her yerde her hakemlerin hiçbir karizması kalmadı ki. Hakemler şamaronlar çevirdi hakemleri. Ne olacak ben hakem olacağım çıkacağım kırmızı kart, sarı kart. Futbolcu bile artık takmıyor ki hakemleri. Böyle giderse Sabri Ogan, Türkiye'de hakemlik müessesesi falan battı, bitti. Kendilerine sahip çıkamıyorlar ki. Biz eleştiriyoruz, kızıyorlar. Tamam. Sen kendi kendine sahip çıkamıyorsun be kardeşim. Senin yetkili organların, derneklerin bu kadar çok özel bir pozisyona girmiş. Ya bunun savunması falan da yok abi. Size katılıyorum ama gülmekten katılıyorum biliyor musun? Allah Allah. Vallahi. Bir görelim bakalım nasıl gidecek. Gülmekten katılıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. İnanılır gibi şu konuşmalar diyor. İnanılır gibi değil. Niye? Ya siz ne diyorsunuz? Ne yaptın? Ne istiyorsun? Anlamıyorum yani. Senin kafanda giderse Türkiye'de bitti zaten. Futbol bitti. Nasıl bitti ya? Bitti tabii. Ne demek istediğini anlattı abicim. Boyuna geveliyorsun ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi yine bayi mi geldi? Niye hakemliği bırakacak? Niye bayi geldi? Hakemleri bırakacağız demedi. Hakemliği bıraksın diyor. Neden bırakacak? Hakemliği bıraksın demedi. Evet. Tepkilerini koysun. Kaç hakem kalacak ya? Her hafta hata var. Sen hakem sayısını bitirdin. Hakem hata yapmadık. Bu hakemlerin patronu var. Sen haftaya buzdolabına git de bütün hakemleri. Bir dakika. Siz yanlış yapıyorsun. Sen, bak bir şey bu hakemlerin patronu var. Bak bir şey söyle. Ya bırak. Nasıl bırak? Konuşmana dikkat et. Buranın patronu bak, var. Bak bir şey söyle. Konuşmana dikkat et. Birebir konuşurken size gülüyorum falan dediğin zaman o zaman çoğula gülüyorsun ben de üstüme alıyorum. Ben öyle bir laf etmedim ki. Tamam. Siz diyorsun. Özel ya bir Adnan siz ama siz Adnan Aybaba'ya kendini ifade etme şansı vermiyorsunuz. Evet. Adnan ya, lütfen. Kardeşim nasıl vereceğim? Bir dakika ya, izin verin. Bana kahkahalarına gülüyorsan ifade et. Ondan sonra siz cevap verin. Ama gülerek katılıyor. Tamam neyse. Tamam. Sen abi, ifade size et. Size diyorum. Özel tamam. Sabri. Size deyince tamam, hani bitirsin, size ne demek? Bitirsin Ziya abi ondan sonra ver cevabını. Sana diyeceğine size dedi. Evet. Şöyle bir şey. Şimdi bunların patronu. Evet. Bu kurumun patronu kim? Kim? Büşah Gencer örnek. Evet. Bizim spor programı. Evet. Büşah, evet. Şimdi Büşah abi burada bir program yapıyor. Evet. Biz de ona uyuyoruz. Şimdi ben buradan çıkıp gidip burayı bırakırsam bir daha gelmem. Doğru mu? Onda bu bir mi be abi? Bir dakika bir şey anlatacağım arkadaş. Ya onda bu bir mi burada ya? Burada da Yıldırım Demirören. Evet. Federasyon var. Bir. Ne yapalım? Yönetim kurulu var. İki. Maike başkanı var. Üç. Evet. Arkadaş. Bu iş hakemlere mi kaldı? Niye çıkıp açıklama yapmıyorlar? Sen bunları yöneteceksin. Bir dakika. Yönetene bakacaksın sen. Niye çıkıp açıklama? Galiban hakemleri bir de siz şu vuruyorsunuz. Şu ana kadar çıt yok be. Hakemler. Hala siz diyorsun be. Sen abi de. Sen deyin. Tamam seni katmayayım. Sen deyin. Bırak Allah aşkına ya. Sen deyin ya. Çıt. Sen alma üstüne. Sen deyin. Çıt yok. Öyle laf edersen tamam. Alırlar insanı. Sen diyorum. Bir dakika kardeşim. Çıt Özel, yok. Sana çıt. Konuşuyor. Var mı diyorum. Çıt var mı? Hani diyorsun ya onun babası var, dedesi var, anneannesi var. Abdurrahman Darıcı. Niye çıt çıkarmıyor? Söylemedim arkadaş. Kim? Abdurrahman Darıcı. Ne dedi Darıcı? Sayın milletvekili oldu yani. Ne dedi, demedi dedi. Mi? Evet. Bu konuyla ilgili doğru mu? Ne dedi abi? Bu konuyla ilgili soruşturma başlıyor. Şikayetçi olacak dedi. Milletvekillerinin ne alakası var? Sen tamam, federasyon başkanı var, merkez hakem komitesi başkanı var. Sen onlardan çıt çıktı mı? Arkadaş bunları veriyorlar zaten. Bunlar şimdi savcılığa gidiyor bunların hepsi. Sen ne zannediyorsun? Bugün Trabzonspor başkanı dosyası 8 gün, 3 gün önce, 4 gün önce dosyalar teslim edildi. Hakemler şikayetçi oldu. Sen bunları biliyor musun? Hakemler neye şikayetçi oldu? Burada alık olmaktan dolayı şikayetçi oldular. Şikayetçi olmuşlar. Helal olsun. Şikayetçi de olmasalar. Oldular ha. Şikayetçi de olmasalar. Sevgili kardeşim. Şikayetçi olup da yani daha küsmüş kimsenin haberi yok. Evet. Ben tavır koyacağım. Kararı almışım. 10 dakika geç çıkacağım. Neden bana baskı kuruyor federasyon? Onu anlat.
Bana hayır, sahip çıkacak olan derneğim nerede? Merkez Hakem Komitesi Başkanı nerede? Bırak ya. Hiç olmazsa demokratik hakkımı sahaya geç çıkarak kullanayım. Niye engelliyorsun? Kedi gibi oldu hakem. Ben bunu söylüyorum. Üstüne üstlük biz her baştan sonra hakemleri yanlış yaptıkları için eleştiriyoruz. Demek ki abi hak ediyorlar. Bu kadar sessiz. Profesyonel olanlar da bu işe katılmayacaklar. Gökmen abi bu akşam sen çok sessiz profesyonel... aldın da ben sana şu soruyu soruyorum. Ziya abi çok affedersin. Soru sorayım. Bunların hakemler komitesi, bunların başının kime bağlı futbol federasyonu? Ağzımıza yerleşmiş ama komite değil de kurul diyelim. Kurul ya kime bağlı? Futbol federasyonu. Futbol federasyonu. Futbol federasyonu kim seçti abi? Genel kurul. Ne münasebet. Kulüpler Birliği. Ne münasebet. Siyaset seçti yani. Kardeşim seçti, bak sana başka, söylüyorum. Getirdi başka. Bugün abicim MHP baştaysa MHP'li hoca getirir. CHP baştaysa CHP'li hoca getirir. AK Parti ki baştaysa AK Parti Federasyon Başkanı getirir. Ona destek veren adam getirir. Baba, adam diyor ki Ziya abinin lafları doğru. Eğer ben hakemsen, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi bir ülkesinde yaşıyorsam benim haklarım var. Benim haklarım varsa ben burada 5 dakika 10 dakika protesto yapmaya sahip olacağım diyor. Ziya abi doğru söylüyor, anlamıyor musun? İki, peki Ziya abi sana soruyorum şimdi. Trabzonspor'un verilmeyen puanlarından kaybettiği paralar, moral bozukluğu, seyircinin hakkını kim verecek sevgili kaptanım? Sevgili kardeşim biz burada dilimizde tüy bitti. Evet. Hakemleri yerden yere vurduk. Neden? Tamam. Verilmeyen penaltılar, Trabzon'un kazanılması gereken puanlara gasp etmeleri. Tamam. Bunları söyledik. Tekrar söylemeyelim. Neden hakemleri bu kadar eleştiriyoruz? Yanlış kararlardan dolayı. Evet. Hatta biraz daha ileri giderek acaba bir istifa, bir soru uzaktan kumandalı mı idare ediliyor filan da dendi. Konuştuk. Evet. Biz bunları söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Fakat hakemler kendi haklarını bu kadar savunmasız bir duruma sokuyorsa biz burada ahkam kesmeye devam ederiz. Onlar da başını eğerler, kabul ederler, suskunlar gömülürler. Arkadaş önün kesildi senin de. Ya gurursuz yaşayacağını hiç yaşama daha ya. Trabzonspor'a önü kesildi de. Evet. Doğru mu? Evet. Ya hakemlerin iyi yönettiği maçlarda da sen puan alamıyorsun. O ayrı da. O da, ama bu da önemli ya arkadaş. Bunu da hallet o aynı zaman. Aynı şey değil ama. Ay baba. Bir dakika iyi oynarsın kaybedersin. Hakem kararlarıyla falan hiçbir olaya girmezsin. Abi hepimizin başına geldi. Ya tamam da kardeşim anlattığın olay farklı. Ben hakem yüzünden 2-3 maç üst üste kaybedersem kafamda istifamlar belirir. Hakemi de yen abi. Hakemi de yen diye böyle bir olay yok. Baba, yenemezsin hakemi. Sen hakem vermiş olduğu kararla ben puanlar kaybediyorsam hakemi de yen. Yok hakemi yenemiyorsan federasyonu da yer. Üst üste. Onu da yenemiyorsan hukuku da yer. Yok böyle bir mantık. Abi üst üste bunlar olunca işte böyle olayları tartışıyoruz. Böyle olaylar oluyor işte. Üst üste böyle olunca insanın burasına geliyor. Diyorsun ki böyle yaşayacağına böyle olsun diyorsun. Yalnız bir şey bu olayları yaşıyoruz işte. Bunlar üst üste gelince. Yalnız abi bir şey söyleyeceğim size. Daha önce dinleyelim. Bak burada bir enteresanlık var. Burada şu anda son olayda bir durum var. Ne olduğunu bilmiyorum tabii. Daha önce de hakemlerin başına bu tarz şeyler geldiği zaman hakemler maçlara geç çıktılar. Çok çıktılar. Çok çıktılar. Evet. Şimdi bu hakemler aşağı yukarı aynı tipler yani. Evet tabii. Dedeleri gelmedi ya bunların. Dedeleri gelmiş olsa. Aşağı yukarı aynı tipler. Bunlar daha önce aynı bu şekilde birkaç kere hatta daha fazla olabilir maçlara geç çıktılar ve bu kararı alabildiler. Evet. Şimdi ne oldu da? Şimdi bak insanın kafasına geliyor. Ne değişti de bunlar şimdi bu kararı alamadılar? Bu işin içinde bir şey var. Abi aldılar. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Aldılar. Ama uygulayamadılar. Engellediler. İşte engellediler. Şey var Ziya abi eskiden engellenmiyordu şimdi niye engelleniyor? Engellediler. İlerleyen günlerde ortaya çıkan sebepler, biz de bunları paylaşırız mutlaka. Şimdi tekrar Trabzon'a gidelim. Trabzon'da kongre heyecanı var ve Celil Ekimoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı. Trabzonspor başkan adaylarından Celil Ekimoğlu bugün düzenlediği basın toplantısıyla başkanlığa adaylığını resmen açıkladı. Ben herkesin desteğini alarak tabii ki başkan olmak istiyorum. Çünkü seçildiğimiz zaman büyük desteğe ihtiyacımız var. Hiçbir şekilde kırılmadan, darılmadan biz kongreye gireceğiz. Biz yürekli insanlarız. Burada yüreksiz kimse yok. Biz sonuna kadar burada olacağız. Ama gelecek bütün arkadaşlara da sonsuz saygı duyuyorum. Onlar da bizim değerlerimize hizmet etmek için geleceklerdir. Ama bu kadar geç kalmamak gerekiyordu. Yani 10 gün sonra liste vereceğiz kongre için. Şimdi burada bugün benimle beraber 7 kişiyiz.
8 kişi de olacak A yönetimde. Bir de 7 tane yedek yöneticimiz olacak. Daha zamanımız var. Yani ilk kongrede zaten tam sayı vermek zorunda değiliz. Biz kongrenin son gününe kadar araştırıyoruz hali daha. Tabii birkaç arkadaşımız var. Bugün işi olduğu için gelemeyenler var. Biz özellikle az önce söylediğim gibi mutlaka Trabzonspor'un sorunlarıyla baş edebilecek bir yönetim oluşturmak istiyoruz. Bunun bir ayağı sosyal yönetim anlayışı, diğeri ekonomik yönetim anlayışı. Biz yönetimimizde bunlara dikkat ettiğimiz için hiç acele etmeden, elimde zaten benim 50 kişilik falan bir liste daha var. Onların içerisinden bu yapıya uyabilecek arkadaşları seçip yolumuza devam edeceğiz. Ve şimdi duayen spor spikeri Akın Göksu, yine çok eskilerden tanıdığımız, çok sevdiğimiz bir abimizle, bir futbolcuyla konuştu. İlyas Tüfekçi ile. Serbest vuruş programında yine sizlerle beraberiz. Bu defa Türkiye'ye ilk kez Almanya'dan gelen bir futbolcu ve tabii daha sonra antrenör, teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray'da mücadele etti, oynadı. İlyas Tüfekçi ile beraberiz. Birçok ülkede yani gurbetçilerin olduğu bütün bu ülkelerde artık yerden mantar gibi Türk futbolcusu fışkırıyor. Yani onlar orada belirli düzeyde, en üst düzeyde oynayıp da Türkiye'ye gelmiyorlar. Çoğu da oradaki birincilik, ikinciliği görmeden Türkiye'ye geliyorlar. Zaten oradaki üst düzey Bundesliga oyuncularının büyük bölümünü kendileri ya Almanlaştırıyorlar ya da oyuncuların Türkiye'ye gelme ihtimali zayıf oluyor. Neden Türkiye'de böyle değil de Almanya'da böyle? Çünkü Türkiye'de ilk önce futbolcuları genç yeni nesille eğitmekten önce o eğitilenleri eğitmek lazım. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda kesinlikle yetersiz olan eğitmenler, yani altyapı eğitmenleri. Bunlar kesinlikle çağdaş düzeyde değiller. Diğer bir konu, yabancıların serbest kalması bence Türk oyuncular için iyi bir karar. Bizim futbolcularımız da yan gelip yatmayacaklar. Gördüğünüz gibi Türkiye Ligimizi de tamamen yabancı oyuncuların kaliteleri belirliyor. Yani iyi, karakterli yabancı oyuncular o takımın, o camiayı geleceğini belirliyor açık ve net. Türkiye'de bir konuda çok rahatsızım, o da şu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray özellikle taraftarlar arasındaki bu husumet, bu rekabetin çok ötesine geçti. Buna üzülüyorum. Bu olmamalı. Yani eskiden ne güzel, benim zamanımda sen deyip tabii, tabii. Yarı yarıya maç seyredilirdi. Beraber oturularak seyredilirdi. Şimdi insanlar olayı tamamen böyle artık düşmanca görmeye başladılar. Öyle hareket ediyorlar. Hakaret ediyorlar birbirlerine. Bu hoş değil yani. İnşallah bu konuda biraz insanlar düşünür de normale döner. Yani grup maçlarına baktığımız zaman çok büyük sürpriz oldu. Yani Hollanda grubu birinci bitirecek diye düşündüğümüz, hep dünya finalleri oynamış futbol ülkesi ancak dördüncü olabildi böyle bir grupta. Bizim üçüncü olmamız bizim açımızdan başarılı bir üçüncülük kesinlikle değil. Yani bunu Fatih Hoca da mutlaka diyemez. Başarılıyız diye, üçüncü olduk diye. Türk milli takımına yakışan olan o grupta en kötü ikinci olarak direkt çıkması lazım. Son ana, son dakika başkalarının neticelerine veya tesadüflere, şansa kalmaması lazımdı. Maalesef yani ben birkaç kere kendim ulaşmaya çalışsam da bana dönmedi. Beni aramayı, benimle görüşmeyi gerek duymadı federasyon başkanımız. Yani maalesef bana vakit ayıramadı. Demek ki çok yoğunmuş. Peki çalışma mesai arkadaşların, mesela Fatih Hoca? Yani şimdi onun konumu farklı tabii. Fatih Hoca benim her şeyden evvel 5 sene milli takımda beraber yan yana oynadığım eski bir takım arkadaşım, takım kaptanım. Fakat o da bugüne kadar hastalığım süresinde hiç beni arayıp geçmiş olsun demedi.
Aranızda bilmeyen seyircilerimiz olabilir. İlyas Tüfekçi çok ciddi bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve o verdiği savaşı ben de yakından biliyorum. O gücüne hayranım ben de İlyas Tüfekçi'nin. Ne diyorsun Adnan Aybaba? Bak mesela federasyon başkanı görüşmemiş ama bunda mutlaka bir diyalog eksikliği olması lazım. Aynen. Ya ben de şimdi açık bir şey söyleyeyim. Yıldırım Demirel benim çok iyi dostum. Bir kere böyle şeylere çok önem veren birisi. Hakikaten, hakikaten önem verir. Yani çok duygusaldır. Bu işte de çok... Sallama ya. Önem veren verdiğim. Bak inanmıyorsun ama tanımıyorsun Özer, öyle deme. Nasıl tanımıyorsun abi? Okul arkadaşım takılıyorsun. Neden okul arkadaşım? O zaman hiç tanımamışsın okul arkadaşım. Yani sallıyorsun biraz. Niye çok önem verdiği yok ya. Yıldırım Demirel. Ben sana Yıldırım Demirel ailesi bir kere babayla birlikte. Evet. Bak bir dakika Erdoğan amca falan çok iyilik yaparlar. Kaldı ki İlyas Tüfekçi çok önemli birisi. Hepimizin sevdiği, tüm insanların saygı duyduğu. Sen aracı ol görüştür İlyas Tüfekçi'yle Yıldırım Demirel. Görüştüğüm ara ama. Madem diyalog eksikliği var. Ara şimdi çok mademse. De ki Türkiye'nin çok önemli. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bir takımda forma giydi. Önemli tamam. Bir karakter Türk futbolunda. Sizle görüşmek istiyormuş, görüşemiyormuş. Ben bir araya değil. Yarın görüştür. Fatih Hoca'yı eğer görüştürebilirsen, hafta iki programa kadar görüştürürsen gel ben burada taklatacağım. Ya niye taklatacak? Görüştüremezsin. Bu hafta zor ya çünkü Allah. Katar'a gitmiş olabilir. Kim? Bu hafta Katar'a gider, öbür hafta Venezuela'ya gider, Antarktika'ya gider. Sen bana niye yıkıyorsun şey anlamadım. Ya diyorsun ya çok böyle şeylere önem verip adam görüşemedim diyor koskoca İlyas Tüfekçi. Yılların futbolcusu. Sıkıntı olmuştur diyoruz ama. Sıkıntı olmuştur ya. Niye görüşmesin? Ya niye sıkıntı olacak işte görüşemem. Ya da yardımcısı görüşür. Baba çok affedersin Özer. Şimdi bu İlyas Tüfekçi teknik direktör bir arkadaşımız. Hani aynı kurslardan bittik. Aynı dönemiz bu sevgili kardeşimle. Şimdi demeyecek ne dedi Ziya abi? Hakları hakemlerin aramıyor dedi. Niye aramıyor? Biz teknik direktörler de Türk futbolunda, Türkiye'deki teknik direktörler de hiçbiri birbirinin arkasından iyi konuşmaz. Bir birlik beraberliğimiz yok. Bir teknik direktörlük bir... Türkiye'de atıyorum 1500 tane İstanbul'da Euro lisansı, Pro lisansı teknik direktörü var. Bizim bir tane böyle bir camiamız yok yani. Bir gidip bir lokalimiz, bir teknik... Mesela o Levent Tenis Kulübü var. İşte falanca gazeteciler derneği var. Her yerde var. Çok kaliteli yerde var. Ya çok affedersin. Var her yerde var lokali. Yok abi hangi Erenköy? Erenköy'de sizin lokali var. Ankara'da hangi lokali? Trabzon lokali ayrı abi. Evet. Teknik direktörlük diyorum. Ben anladım. Trabzon'un lokali var. Bir dernek yok mu var ya? Erenköy'de değil o. Sahilde. Erenköy Kilisesi'nin orada abi. Güzel. Abi o evet, Krem evet. Yavuz'un olduğu yeri diyorsun o Erenköy'de. Evet, tamam, Erenköy Sarayciğit'teki. Hep Trabzon. Yavrucuğum o Trabzonspor Derneği ayrı. Ben anladım. Teknik direktörlükten bahsediyorum. Demirci'ci konuya bağlıyorum. Anladım. Hakemler nasıl hakkını arayamıyorsa teknik direktör arkadaşımız da hakkını arayamıyor. Yani biz Türkiye'de yaşıyorsak iyisin. Güçlüysen iyisin. Allah kimseyi düşürmesin diyoruz. Peki. Saygılar sunuyorum. Son kelimem. Ben de bu akşam da bizi seyrettiğiniz için hatta bu gece bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta pazar günü Allah kısmet ederse saat 23'te yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, mutlu yarınlar. Hoşça kalın.